Hanımefendiler, beyefendiler, heyecanla ve merakla beklediğiniz Zuhal Topal'la Yemekteyiz efsanesi Yavru Vatan Kıbrıs'ta başlıyor. Tamı tamına 50 bin lira ödül. Bir alkış hak ediyor. Enfes lezzetler. Ben bunun tadını çok beğendim. Ve sürprizlerle dolu bir program bizleri bekliyor. Hey, bayılmayın, bayılmayın. Yaz boyunca ailesiyle birlikte enerji depolayan ve gerçek bir Kıbrıs sevdalısı olan Zuhal Hanım kendi evinde karşılıyor bizleri. Sürpriz! Zuhal Topal'la Yemekteyiz açılışını bu sezon Kıbrıs'tan yapıyoruz. Ve de hepiniz evime hoş geldiniz. Efendim biliyorsunuz, yani takip edenler, sevenlerim bilirler. Ben hep Kıbrıs'tan bahsederim. Kıbrıs bizim ikinci evimiz. Evimize hoş geldiniz. Bu bölge Bella Payiz. Biz yazlarımızı aile burada geçiriyoruz. Hadi gelin sizi hem ailemle hem de güzel evimle tanıştırayım. Evet, tekrar evime hoş geldiniz. İşte yazları Maa ile biz buradayız. Efendim, naçizane evimiz. Evet, burası da bizim evin en çok vakit geçirdiğimiz yeri. Yani mutfağımız, koltuklar falan da var. Akşamları burada takılıyoruz ve işte bizim ekip. Merhaba, Korhan ve Lina. Merhaba efendim, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi, siz ne yapıyorsunuz? Teşekkür Lina ne yapıyorsun? İçecek. Lina'nın içecekleri meşhur. Yaz içecekleri hazırlıyor. Bubble tea'leri, efendim sodalı, greyfurt sulu, değil mi? Lina hazırlıyor. Bizim evde kahvaltıları, sabah kahvelerimizi kim yapıyor? Ben yapıyorum. Lina yapıyor. Evet, Lina gerçekten çok yapıyor. Hamarat. Vallahi her şey o. Pankekler yapıyoruz beraber, efendim poğaçalar, kekler. Değil mi Lina? Limonumuz da vardı. Şimdi ne yapıyorsun? Bana şimdi soda işte limon yapıyor. Soda limon yapacağım. Soda limon babaya. Annem de buralarda. Annem nerede çocuklar? Bir anne, anne yukarı tamam. Çıktı. Gelir tamam, şimdi. Tamam peki. Gelin bir de size avuç tarafına götüreyim. Pardon. Evet, burası da evimizin havuzu. Böyle arkada meyve ağaçlarımız var, efendime söyleyeyim. Burada güzel bir bölgedeyiz. Yazlarımızı burada geçiriyoruz ve biliyorsunuz sevgili izleyenler, bu sene Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük sürprizlerle dolu. Birazdan da sezonun ilk haftasının Kıbrıs'taki yarışmacılarıyla tanışacağız. Bizi muhteşem Kıbrıs lezzetleriyle tanıştıracaklar. Ve bilmiyorum artık duymayan kaldı mı ama yine de bir hatırlatayım. Tam 50 bin TL için burada ter dökecekler. Gel Linoş'um, gel. Ve işte evimizin oğlu Leo. Lina. Merhaba. Merhaba tekrar. Ne yapıyoruz biz burada havuzda, anlat. Biz burada çılgınca atlıyoruz, zıplıyoruz. Çok eğleniyoruz ve burası çok güzel bir yazlık ve bütün arkadaşlarım burada. Ben burada çok eğleniyorum. Eğleniyor musun? Eğleniyorum. Okullara da az kaldı ama açılmasına. Az hazır kaldı. Mısın? Özledin mi okulu da? Evet, özledim tabii. İyi, hadi bakalım. Evet, Zuhal Topal'la Yemekteyiz. Bu sezon büyük sürprizlerle geliyor. Ve yarışmacılarımız büyük bir heyecanla bizleri bekliyorlar efendim. Kıbrıs'ın hangi lezzetleriyle yarışacaklar ben de merak ediyorum. İsterseniz gelin Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezonunda gıcır gıcır yarışmacılarla bakalım, tanışalım. Bizleri neler bekliyor? Buyursunlar, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kıbrıs haftası sürprizlerle başlasın. Cennet Ala Kıbrıs'tan hepinize merhabalar. İsmim Sinan Gürzap. Ben Raziye. Bizim kültürümüzü de insanlara tanıtma fırsatı vermenize çok mutlu olduk. Benim adım Recep. Aslında lakabım Reci. Yemekteyiz Kıbrıs'ta çok yani sevindim ki buraya geldiniz. Ben Ayşe Soyer Ören. Yemekteyiz Kıbrıs'a geliyor dediklerinde çok mutlu oldum. Ben de katılmalıyım dedim. Adım Pervin Yemen. 41 yaşındayım. Yemekteyiz programının Kıbrıs'a geldiğini duyduğumda çok çok heyecanlandım. I'll tell the world, Kıbrıs'ta ilk haftanın ödülünü ben alacağım kuzum. Yarışmayı kazanacağıma inanıyorum. İddialıyım.
Ben çok güzel yemek yaparım. Yani seneler var mutfağın içinde uğraşırım. Yani zevk alıyorum yemek yapmakta. Kazanacağım ben de. Yemek masasından tutun yemeklere kadar mükemmel bir sunum olacak. 50 bin lira benim olacak. Yarışmayı kesinlikle alacağım. Kesinlikle iddialıyım. Büyük ödül 50 bini duyar duymaz dedim ki yes benimdir. Hoş geldiniz. Kafamdan da geç. Evet 3 defa gözlü olanın gözü çıksın dedim. Gırbaçı yiyeceksiniz. 50 bin TL ile çok büyük hayallerim çok var, büyük planlarım var. Zuhal Hanım 50 bin TL'den bahsedersiniz. Daha büyük ne olabilir? İnanamam canım, inanamam. Ben de katılacağım dedim. Gürbüz karıştırma aklımı be ya, bırak beni ya. Gürbüz, neredesin Gürbüz? TL için sezonun ilk yarışmacı Sinan ter dökmeye başlıyor. 2,5 saatin başladı. Hadi. 50 bin TL için takla atacak gerekirse. Yakarım. Yani söylerim söyleyeceğimi. Kusura bakmasın hiç kimse. Bak bizim yarışmacılara bak. Fasafis olur hep bunlar. Evet. Yapıştır. Hiçbirine puan vermem ben yani ha. Burası çünkü Kıbrıs'tır. Buranın kültürü farklıdır. Onun için buranın yemek yöresel yemeklerini yapacaklar. Yemek programına geldiysen onun hakkını vereceksin kardeşim. Görecek onları da ne yapacaklar. Hadi kuzum. Bir deler kabir oldu senin yüzünden. Tamam. Pilavı yaktık gene senin yüzünden. Ne nüsibet adamsın böyle be. Beğendin masayı. Nereye geldik be? Can Cem yanlış anlama. Menün öyle çok da şey değildi yani. Bizi mi korkutmaya çalışacak anlamadım. Ya bu Pervin başımıza bela mı geldi be ama? Basbayağı tadından belli ki konserveden çıktı. Kardeş sen İngiltere'den geldin tam anlaman bu işi diye düşünüyorum yani. Acaba? Kesin. Pervin'den korkardık. Bu daha şey çıktı. Benim ağzımın tadı oturmadı yine. Var mı bir tane daha? Götürür müsünüz lütfen? Yoktur. Pervin tabağı vermez, hazırlık yapar. Aa dedikodumu yapar. Kiminle konuşur içeride? Onu vermez, onu değişmez. Pilav pişmedi. Kütür kütür. Ne? Bunu da beğenmedim. Bazıları sadece böyle söyler söyler, puan vermeye de gelince 3-4. Bu arada Sinan kazanırsa Uzak Doğu'ya gidecekmiş. Ama vallahi gitsin güle güle. Bak şimdi çıksın bir. Adama bak ya. Evet, Kıbrıs maceramızda ilk günkü yarışmacımız Sinan için Çatalköy'deyiz. Hemen sol tarafımız deniz. Ama bakalım bugün Sinan bize ne sürprizler, ne yemekler hazırlamış. Birazdan öğreneceğiz ama tabii ki bir tanışalım. Kapı şey var mı? Zil var mı? Zil yok. Bu arada şurada elime arı soktu. Hoş geldiniz. Merhaba. Dur. Önce bir dilek tutun. Bir tütsül elim sizi. Aa zeytin dalı. Sağ ayağınızla içeri girin. Sağa basmıştım tam evet, da. Evet dileğinizi tutun. Sinan bu kadın kim? Hiç sormayın. Sordum. Ortaokul öğretmenim. Ah evet. Şaka yapıyorsun. Evet. Birazcık. Kıbrıs'ta bilirsiniz efendim. Oh. Bilmeyenler için söyleyeyim. Göz çıksın. Nazar için, göz için, her türlü kötü enerji için zeytin yakılır. Zeytin dalları, zeytin yaprakları kafamdan da geçer. Evet 3 defa gözlü olanın gözü çıksın deriz. Hoş bir dilek değil ama kullandığımız da bir göz var. Şu gülümüzün gözü daha şurada ablacığım. İsminiz aman. Neydi? Oya. Oya Hanım beni oydular. Evet, evet. Bak şuradan arı soktu. Artık ne 30 yıldır şey. Arı sokmazdı canım bilin. Ve siz hanımefendi merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Tokalaşamıyorum, elim evet. Şey oldu. Hoş bulduk Sinan. Hoş geldiniz. İlk gün yarışmacımız Kıbrıs'ta, ilk gün yarışmacımız Çatalköy'deyiz. Geçim içeri. Buyurun. Hadi bakalım, arı geliyor mu peşimden?
işin rengi değişir. Kıbrıs'tan bu yarışmaya katılan herkes yöresel yemek yapmak zorundadır diye düşünürüm. Çünkü aksi takdirde ben çok eleştireceğim bunu. Burası farklı bir memleket, farklı kültürü vardır, yemek kültürü farklıdır, yaşayış kültürü farklıdır, bir sürü farklılıkları var. O yüzden yarışmacı arkadaşların kesinlikle yöresel yemek yapmaları gerekir. Şimdi asgari ücret 10.000 TL civarı. Biz burada bir haftada 2,5 saatte 50.000 TL para alacağız. Bunu da çok güzel yurt dışında ezecek inşallah. 50.000 TL benimdir. Hiç kimse göz koymasın ona yani. Burası kimin evi Sinan? Burası arkadaşımın evi Şirin'in. Ay Şirin çok şirin. Merhaba Şirin, nasılsın? Merhaba, çok teşekkürler. Sizi gördük, çok daha iyi çok oldu. Çok teşekkür ederiz bir muka. Ben tabii 2 aydır buradayım efendim. Ayıptır söylemesi. Demin evimde çekim yaptık, açılışı. Balapais'teyiz canım bilin. Evet efendim, biz de Kıbrıs'ı çok seviyoruz bizim. İkinci vatanımız zaten, yavru vatan Kıbrıs. Bu sezonda dedik ki böyle bir Kıbrıs'tan açılışımızı yapalım. Yaptık. İlk günkü yarışmacımız Sinan. Sinancığım seni biraz tanıyalım. Nerelisin? Efendime söyleyeyim, ne iş yaparsın? Nasıl gidiyor hayatın? Anlat bakalım biraz. İsmim Sinan Gürzap. Evet. 33 yaşındayım. Maşallah. Organizasyon işi yaparım Kıbrıs'ta. Konser, güzel. Etkinlikler falan. Evet. Adada ilk beach partileri başlatan kişiyim aynı zamanda. Parti için adres Sinan Bey. Evet, organizasyon. Evli misin, bekar mısın? Evliyim, 2 çocuğum var. Ay Allah bağışlasın. Beach party organizasyon deyince bekarsın sen. Ondan sonra şimdi. Artık tabii aile hayatı. Nerede oturuyorsun? Senin evin nerede? Girne'de. Sen Girne'desin. Peki merkezde. Lefkoşalı mısın? Mausalı mısın? Nerede doğdun? Annem babam orijinal Leymosunludur. Evet, çok güzel. Ben Girne'de doğdum, büyüdüm. Sen Girne'de doğdun, büyüdün. Orijinal Kıbrıslıyım. Orijinal Kıbrıslıyız. Evet, Oya Hanım ilkokul öğretmeni. Ortaokul. Ha, ortaokul. İngilizce öğretmeni. Yani. Ne diyorsunuz? Ortaokulda aynı sınıftaydık. Aynı sınıftaydık. Evet. Artık ben o yasakladım onlara. Öyle mi? Evet. Öğretmen. Aynı sınıftaydık. Aynı şey değil mi? Evet. Ha, aynı sınıftaydınız. O zaman öğretmen demiyoruz. Sınıf arkadaşı diyelim. Aynen öyle. Maşallah, enerji süper. Sinan mutfakta nasıl Oya Hanım? Ben de sizinle beraber göreceğim. Yani yemek yaptığını ben bilmezdim. Sen yapmadın mı daha evvel? Yaptım ya. Daha hoca görmedim. Bize hiç yapmadı. Valla. Şaşırdık yani. Denk gelmedi. Denk gelmedi. Nereden çıktı peki bizim yarışmaya katılmak? Benim daha önce restorantım vardı. Balabais'ta. Tamam. Yemekçisin sen, evet. Aslında işin o. Ben Kıbrıs yemeklerine bayılırım. Kıbrıs yemekleri. Ay evet, ben de. Yarışmada da Kıbrıs yemeği yapacağım. Tabii ki. Orijinal Kıbrıs yemekleri bekliyoruz. Seyircilerimiz de bekliyorlar. Kesinlikle. Yani tabii ki bilenler vardır ama bilmeyenler de vardır. Kıbrıs'a yolu düşmeyenler vardır. Muhakkak gelin. Yani bakın, şimdi ayıptı söylemesi. Tabii ki yani Türkiye'mizin dört bir tarafı güzel. Yavru vatanın da apayrı bir güzelliği var. Evet. Fakat ben öyle çok Bodrumcu, Çeşmeci değilim aramızda, yok kalsın. Yani. Kalabalıktır. Evet. İnsanlar ne bileyim öyle biçler miçler. Bak burada rahat, huzur var değil mi? Evet. Paparazzi yok. Yok, yok. Yok. Evet. Yok be canım. Bilin burada rahatın be. Evet. Evet, onun için hep yazları şeydeyiz biz, Kıbrıs'tayız. Şimdi artık İstanbul'a döneceğiz. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yepyeni bir sezon. Gıcır gıcır 2022 model canım. Evet, hediyeler, ödüller, sürprizler. 50.000 TL bu sene. Bir kere daha söylemek isterim. 50.000 TL büyük ödül yani Sinan. 50.000 TL ile çok büyük hayallerim çok var, büyük. Planlarım var. Valla. Evet. Benim de var. Benim de. Ben de yemek yapmayı öğreneceğim. Hepsi de ortak çıktı bize tabii. Tabii şimdi Şirin evi sağladı. Onun için mekan Şirin'den olduğu için bir komisyon, bir şey %15 falan. Şey 50.000 TL'nin bir kısmı artık Şirin'e. Sen ne yapıyorsun Şirin? Var mı yemekle bir alakan? Severim mutfağı. Ne yemeği iş yapıyorsun? Severim. Yemeği seversin. Embriyoloğum normalde. Tüp bebekle ilgileniyorduk. Şu dönemde çalışmıyorum. Şu dönemde çalışmıyorsun. Peki Sinan, eskiden restoranı varmış yemekler konusunda. Artık yani hani sen pişirdin de bilmiyorum ama aşinasın. Evi Kıbrıslı olarak da güzel bir yemekler bekliyoruz yani. Değil şeftali mi? Kebap şeyi yapacağız. Ne diyorsun? Şeftali kebabı. O zaman sen madem girdik yemeklere, hemen bize menünü say. Evet, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezonunda ilk yarışmacımız Sinan'ın menüsü geliyor. Şeftaliyi duyduk ama bakalım diğerleri nedir? Neyle başlıyor menün sevgili Sinan? Meze olarak humuscacık vereceğim. Humuscacık çok iyi. Humus çorbası da çok güzeldir burada. Yaparık onu da, çorbasını da. Humuscacıkla başlıyoruz. Başlangıç. Sonra ara yemek. Ara sıcak. Hellim pide de hellim. Kıbrıs pidesinde.
Hem Kıbrıs pastanesi. Sezonun ilk bayı. Çünkü ben çok severim. Aslında sucuk ama onlar Kıbrıs pastırması. Evet. Ama bir baharat, yağlıdır. Ama sucuk değil yani Kıbrıs pastırması. Bak bir lezzetlidir o. Her sene buradan yaz dönüşü götürürüm ben bavula koyar. Bütün uçak çok güzel, mis mis kokarız canım. Evet, sonra ellemli pide, ondan sonra Kıbrıs pastırması, ana yemek şeftali. Şeftali saracağız. Çok güzel. Pilavına. Kuzu gömleğine. Aynen. Nasıl pilav sardın? Bannacık, banna. Banna. Pilavın neyli? Pilavın normal pirinç pilavı, beyaz şehriyeli. Pirinç pilavı, şehriyeli. Tamam, salata seçtin mi? Salata, soğanlı sunmak salatası yapacağım. Çok güzel gider. Şeftalinin yanına. Oh, çok güzel gider. En iyi olur. Evet. En sonunda tatlı olarak... Gırbaç. Gırbaçı yiyeceksiniz. Gırbaç yiyeceğiz bugün. Restoranlarda falan hep gelir, çok güzel bir tatlıdır o da. Evet. Dur ben anlatayım tarif için, kağıt kalemleri hazırlayın. Peki sevgili Sinan, ilk gün yarışmacımızsın. İlk sezonun ilk yarışmacısın. Heyecan var, bende de var heyecan. Ama senin heyecanına biraz ara veriyorum. Seni başka bir heyecana, markete yolluyorum. Sen ne oldu? Gürbüz. Gelmesin be yeniden ya lütfen. Gürbüz duydun mu? Hiç şansı yok Zuhal Hanım. Kaçar mı? O şimdi oradan bir de Kıbrıs lezzetleriyle de bir an evvel market kısmında bavulu atacak. 3 gündür bekliyorum zaten. Aa, sen 3 gün evvel geldin. Niye öyle kadar erken geldin? Öylesine ne var ne yok bir bakayım dedim. Bir bakayım ben de sakalıma diyor. Bakayım kim nereden ne çarpar. Ulan biz de yolumuzu. Peki ama mecburen Gürbüz'ü göndereceğim yanında Sinan'cığım. Yapacak bir şey yok artık. Yapacak bir şey yok. Sana iyi alışveriş canım. Çok mersi. Teşekkürler. Hadi güle güle. Kalkıyorum. Git de korkma. Git de korkma. Korkma Gürbüz'den. İyidir be. Menüyü bence bayağı basit buldum açıkçası. Yani en çok sevdiğim şey bu menüde şeftali kebabıdır. Gerçekten çok seviyorum ve merakla bekliyorum bu şeftali kebabını nasıl yapacak. Ama menüsünü açıkçası zayıf buldum. Baktığımız zaman aslında menüsü uyumsuz bir menü değil. Uyumlu bir menü, evet. Ama bir davet yemeği için, bir yarışma programı için biraz daha emek gerektirebilen, gösterilebilen, biraz daha el emeğini öne çıkarabilen yemekler seçebilirdi. Yani şimdilik benim menüme göre biraz basit buldum. Tabii ki o şeftalilerin sarılması, kendi sarıyorsa, kendisi mangal yakıp pişiriyorsa bir emek vardır açıkçası. Çünkü yani ana yemeği zorlu bir yemektir. Yani her şeyi mükemmel şekilde yaparsa, sunumu da güzel olursa ve güzel pişirilirse olabilir. Fena değil ama gırbaç tatlısı da yapması çok kolay bir tatlıdır. Garanti bir menü oldu. Birazcık kolaya kaçıldı. Gereksiz bir iki kalem var içinde. Sorun değil, sorun değil. Çünkü ben emeğe saygı duyan bir insanım. Masaya oturduğumda artık yediğimde o dersem bütün bu yorumlarım havada kalabilir, çürüyebilir. Ben Kıbrıs Türk'üyüm abi. Yani beni öyle memnun etmek kolay değil. Bunlar çok önemli şeyler. Sinan! Gürbüz! Sinan ne yapan? İyiyim, sen ne yapan? Nasılsın? Çok iyi, çok iyi. Mermi. Nereye gidiyoruz? Kasaba gideceğiz birinci. Etimizi alalım, oradan geçelim. Market alışverişini yapalım. Kasap yakın mı? Yakındır ya, uğraşlarım. Çabuk olsan Sinan, süren başladı. Koş Sinan, koş! Önceden sipariş verdiği etleri almak üzere yarışmacımız Sinan'la kasaptayız. Hadi abi, hadi abi, hadi hadi hadi. O nedir? Banna abi, gömlek değil abi, banna. Banna ve? Banna ile kıyma. Abi bir de bıçak ver be abi öyle. O ne kıyması ustam? Bana da üç kıyması. Ne? Bıçak mı? E tabi ya, güzel kesen orijinal bıçak lazım değil. Şeftali kebabı için aldığı etlerin ödemesini yapan yarışmacımız Sinan'la hızla kasaptan ayrılıyoruz. Oya Hanımcığım, evet. Nasıldı Sinan okul zamanı? Anlat bak. Aynı gördüğünüz gibi. Valla. O zaman da böyle kendine aşık bir çocuğdu. Kendine aşık. Öyle bir yönü var. O kendine öyle aşıktı. Mi? Tabii tabii tabii. Bayılır. Ha. Bir insan kendine bu kadar bayılabilir. Ne diyorsun? Evet evet. Der miydiniz kendinize bu Sinan evlenmez, bu böyle gider? Eğlenceyi sever, yakışıklı, kendine bakar falan kızlar mızlar. Ha çapkındı ama genelde bilirsiniz bu liselerde çapkın olanlar en önce evlenenler olur. Duruluyorlar çok çabuk evet. Sanır, hiç ummazsın değil mi? Evet, 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 evet. Onun için saygılı bir çocuktu her zaman. Güzel. Kendine çok özgüveni olan süper bir çocuktu. Evet. O yüzden çalışkandı da. Yapar mı, kazanır mı dersin? Kazanır ya, hırslıdır çok. Hırslı? Aman anam. Vallahi. Ooo.
Tuttuğunu koparır. Tuttuğunu koparır. Eyvah. Tuttuğunu koparır. Hırslıdır. Şeyi var mıdır? Siniri var mıdır? Çok. Yarışmacılar beğenmezse var falan şey diyor. Çok. Ne diyorsun? Her şeye. Evet. Aa, her şeye. Her şeye. Aslında karısı nasıl idare ediyor bunu? Ediyor. Dün ben de söyledim ona, iyi idare ediyorsun diye. Ya. Daha hiçbir şey görmedin sen dedi bana kendisi. Nihayet marketteyiz. Gürbüz yardım et daha kardeş. Ne istiyorsun? Bunlara tuzluğa, bıçağa dikkat et, onu yapmayalım. Tamam tamam. Görevli arkadaşa teslim ederim ben. Seni biraz heyecanlı gördüm Sinan. Ararak yetişelim. İşte bak aradığım tereyağı burada. Hani ya? Nasıl görmezsin, tam karşında. Eyvah eyvah. Sen bu gidişle yemekleri nasıl yetiştireceksin acaba? Dost musun, düşman mısın? Söyle de bilelim yani ha. Şimdi sırada ne var? Humus için nohut alacağım. Ne alacaksın? Nohut. Nohut mu? Yoğurdu unuttun mu? Ama böyle sırayla gitmezsek yapamayız. Ben sana demiştim sırayla al diye. Gürbüz karıştırma aklını da ya. Bırak beni ya. Peşindeyim. Koş Sinan koş. Her şeyi geride bırakan yarışmacımız soluğu manav reyonunda alıyor. Gürbüz neredesin Gürbüz? Kızına yetişmeye çalışıyorum Sinan. Domates almayacak mısın yoksa? Alacak. Dur da sersem ettin beni, dur. Sen bekar mısın o yani? Evet. Aa, neden? Neden canım? Böyle güzel, neşeli, enerjik kadın. Üstelik mesleği, kariyeri de var. Bir ara bu işler kısmet işi herhalde. Hiç denk gelmedi. Dur, belli olmaz bu işler programdan sonra. Aa, bak güzel reklamını yaptım canım. Canım güzel reklamını yaptım canım. Harikasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Zeytinleri de yaktık canım. Hayır. Gitsin kim gözler? Gitsin. Arı soktu ya gelmemle Şirin. Böyle bir şey olabilir mi? Çok üzüldüm. Aa, neyse olsun, krem sürdük. Biraz şişti. Allah'tan bu parmaktan. Başka parmakta olsa sıkıntı çıkar. O göz gitti demektir. O göz gitti. Biz de mutfağa gidelim artık. Hadi. Sen geliyor musun? Ben gelmeyeyim. Kimle bir oyalım? Kimle geçeceğim? Ben hemen mutfakta kim eşlik edecek? Ben edeceğim. Hadi kalk güzel. Hadi kalk canım. Sinan gelir şimdi. Kardeş bir diş pastırma isterim acil. Aa, o yarımcık da olur. Yarım da olur. Pastırma mı? Sucuk değil mi o? Pastırma ya, o ne sucuğu ya? Pastırma ve sucuk benim uzmanlık alanım lütfen. Usta rica etsem yakından gösterir misin? Bırak ya o kendine, Gürbüz'e bakarsan sen şimdi bitirmeye iki çalışır işin. Basma ya, sucuk işte. Sucuk değil bu, pastırmadır. Şaka yaptım. Biliyorum, Kıbrıs pastırması o. Süren bitiyor Sinan, çabuk. Ne kaldı başka? Son bir tane muz kaldı, bitti. Hatta araba kalsın burada. Ya arabanı çalarlarsa? Çalarlarsa ödesinler içindekileri de. Panikten ne yapacağını şaşıran yarışmacımız şimdi de kuru yemiş reyonunda alıyor soluğu. Şey isterim, ceviz. Bir avuççuk. Bir avuç. Nerede kullanacaksın cevizi? Kırbaçta. Kırbaç tatlısı için ceviz içini de alan yarışmacımız Sinan alışverişi tamamlıyor. Noğulu aldık, tahanı aldık. Alışveriş bitti mi Sinan? Evet, bitti. O zaman doğru kasaya ödemeyi yapmaya. Bu programın kilit adamı sensin Gürbüz. Teşekkür ederim. Yardımlarımı unutmamışsın. Ama iyi bir şey söylemedim ha yani. Ya niye? Çok konuşun be kardeş. Vallahi sersem ettin beni o. Anlaşılan mutfakta da çok iyi bir ekip olacağız. Atacağım seni mutfaktan dışarı. Yes, kaç para? 950. Paran yetti neyse ki. Malum alışveriş bütçemiz artık 1500 lira oldu. Sadece ödül artmadı yani. Bir şey unutmayalım da şimdi ansızdan. Selfie mi? Yarışmacımızla mı? Ama sizinle de. Hay hay, ne demek? Ben de bir gün Sinan Bey gibi ünlü olursam çekiliriz tabii. Buyurun lütfen Sinan Bey. İşte mutluluğun fotoğrafı. Hepinize kocaman bir alkış. Çok iyi şey, görüşürüz. Diğer poşetler bende Sinancığım, hiç merak etme. Gürbüz bir şey unutursan vallahi doğrayacağım seni. Mutfağı da çok güzel. Sanki hiç yemek pişmiyor gibi. Beba kahve pişiyor canım. Sana kahve. Böyle kendi ellerimle kahveci kahve yaptım. Teşekkür ederim. İçerinizde kahvecik. Vallahi da çok incesin o yağınımcık. Ya nasıl soktu bu arı? Aman. Vallahi inanılır gibi değil. Kimin gözü göz, dersin? Göz var orada. Dağları değil. Yani benim bazı şüphelerim... Maşallah dediği canım. Birinin 3 ay yaşamaz. Gelir şimdi birazdan. Bazı gözlemlerim var ekiple ilgili. Ben daha sonra size o listeyi vereceğim.
kafa kadına. Liste Gürbüz, ele başları bunlar. Gürbüz ve diğerleri. Dedim şunu getirmeyin Kıbrıs'a, kalsın İstanbul'da. Zaten 10 ay beraberim zaten onunla. Zaten geldi buraya 2 dakikada o ya sen 3 gün evvel gelmiş gördün mü? Evet dedi. Evet, adam gayet vakıf olaya. Tabii tabii tabii. Ha. Şimdi otelde mini bar falan bu patlatmıştır hepsini. Ya sadece Gürbüz yiyorum, da geciktik. Spa'ya da iniyordur. Ne efendim? Spa'ya da. Ha tabii tabii. Kesin. Spa dersiniz. Buna da spa deriz. Spa kendisi zaten. Zuhal Hanım. Ha geldi. Tekrar merhaba. Şunları size teslim edeyim Oya Hanım. Helli pidesi. Yani oh, ben çok orijinal canım bulmadım bu soğan. Ben de ben de. Sarımsak, domates. Bildiğin. Ne çıkacak yani bundan? Acaba? Bu kadar değildir herhalde. Nerede Sinan nerede? Ne yaptın çocuğa? Hemen arkamdaydı. Ben de hızla geldim. Baksanıza bir de bunu aldı Zuhal Hanım. Yes. Masaya koy, masaya koy, koy, masaya koy. Kasaptan aldı üstelik. Ben geldim. Okay, hoş geldin Sinan. Hoş geldin. Bırak bırak bırak. Bıçak mı aldın sen? Bıçak ne aldım öyle kessin güzel. Ne evde yok mu bıçak? Gürbüzü keseceğim. Aa, kaşındın. Zuhal'la yolladınız gene sersem etti beni markette ya. Sen bir de beni düşün. Annem hani sen bir beş gün tek çekeceksin. Ya ben, ya ben. Allah yardımcınız olsun. Sağ olasın. Üstünü ellerini, değiştireceğim. Ellerini bir yıkayım. Oyağını da mecburen. Şirin ondan topukladı zaten. Çünkü bilir başına ne geleceğin canım. Muksakta kalan malzemeleri çıkarır. Çıkaralım bunları. Öyle, tamam. Öyle. Bir şey söyleyeyim. Söyle. Bu hiç eleştiri kaldırmasa Sinan. Gürbüz mü? Sinan, ha, Sinan. Sinan. Hiç eleştiri kaldırmasa. Şey adam çünkü şey mükemmel olmuş. Megalo. Kendini böyle şey görür çok üstün. Onun için eleştiriye şeydi. Egosantik. Ona göre. Gürbüz, hareketlerine dikkat et. Hal ve gidişata. Deplasmandasın, ben de koruyamam seni. Evet. Sinan sinirliymiş, eleştiriye gelemezmiş. Asabiyet varmış canım. Ama iyi insan lafının üstüne gelirmiş, işte Sinan da geldi. Dön bakayım Sinan, bana dön. Simple things. Yani bu malzemelerden bir şey çıkarsa, malzemeler zayıf. Aa! Sinan, niye zayıf? Dost diye getirdim ama galiba düşman çıktı. Malzemeler zayıf. Seni ne yapacağız? Çapraz ateş, bir yandan Oya, bir yandan Gürbüz. Ne yazdın, ne zayıf ya? Almışlar işte. Neyi var işte? Limonları var. Almış, limoncuklar burada. Salatalıklar, pirinci. Pidecikler burada. Kıbrıs sucuğu nerede pastırma? Ha, pastırmayı yaptın. Pastırma unutmuştur. Gürbüz aldı. Gürbüz. Hepsi buzdolabında. Dur sen başla sonra çıkartacağım. Hayır, arayın. Dün aradı beni. Biz, tamam mı? Evet. Zuhal Topal'ın programına çıkıyorum. Ha, daha dün haberin oldu. Evet, dedim tamam hayırlı olsun. Ah. Sen de diyor karşılama ekibinde olacaksın. Süper. Tamam dedim. İyi ki geldin. Için, ayağına sağlık. Yok iyi ki değil. Doğru insanları seçtim neden? Sabah sabah hoca mangalı unuttum. Aa. Evet. Derdi bitmez. Çıktık yola hoca tel unuttum. Hem ne unuttum be? Bir şey daha unuttum. Pişman ettin. Yok tamam. Evim yok ben karışmam. Sen de ne beş böyle? Evet. Allah Allah. Birazcık da insan değil mi? Gülü seven dikenine katlanır. Ama Gürbüz... Sinan'ın o kadar mı hatrı yok? Hayır dedim 40 yılın başı. Bir saçım, şey istedim. Saçımı başımı yaptırdım. Giyindim, makyajla bu haldeyim şimdi. Ama ter dök. Gene bu seneyi yıkarız. Gene bu seneyi eser. Ben yardım etmekten değil. Sinan ne yapar? Ne yapar canım tamamsın? Ha sıktım bu şeyi. Neyi sıktın? Ha. Sıkar biraz. Evet. Hazırsan süreni başlatacağım. 50.000 TL için sezonun ilk yarışmacı Sinan ter dökmeye başlıyor. 2,5 saatin başladı. Hadi rast gitsin, su gibi aksın geçsin inşallah. Her şey güzel geçsin. 50.000 TL güzel para. Bir kez daha söyleyeceğim kusura bakmayın. Evet, bunu her gün söyleyeceğim. Onu diyeceğim ben de. 50.000 TL. 50.000 TL iyi para. Zuhal Hanım 50.000 TL'den bahsedersin. Değil. Daha büyük ne olabilir? İnanamam canım. İnanamam. İnanamıyorum zaten. Vallahi çok güzel gittisi para. Gittisi 50.000 TL. Ya hep de bu da 2,5 saat yemek yapacaklar. Ay yani 50.000 TL. Nedir yani? Bir hünerlerinizi coşturun. Sinan ilk olarak başlangıçta sunacağı humusu hazırlıyor. Haşlanmış konserve nohut ve tahini rondoda çekerek istediği kıvama getiriyor yarışmacımız. Yaz boyu ve tabii ki şimdi sezon da açılıyor. Başvurularımızı yaptınız, o başvurular devam ediyor. Değerlendiriyoruz. Ama siz tv8başvuru.com ve Yemekteyiz Instagram hesabından başvurularınızı yapmaya devam edin. Ayrıca biz nasıl dedik Kıbrıs'ta açılışı yapacağız sözümüzü tuttuk. Ve de ne dedik? Bu sene inşallah Allah nasip ederse her ay bir şehirdeyiz. Yavru vatanlar açılışı yaptık. Türkiye'mizin inşallah bütün illerine gitmek gayesindeyiz. Hayalimiz, planımız, heyecanımız bu yönde. Sizin de şehrinize geleceğiz. Onun için Türkiye'nin her bir tarafından başvurularınızı bekliyoruz efendim. Ve de hemen ilk yarışmacımız Sinan'a dönür. Sinan humus mu yaptın? Yapmaya çalışırım şu an. Sanki humus çıktı o.
Sen ne çabuk haşladın da nohutları? Çektin blender'ı. Nohut haşlanmıştır. Haşlanmış aldı. Ama bir şey, onun bir şeyi yoktur yani. Of, haşlanmış nohut büyük sıkıntı. Bir dakika, bence bu yarışma şeye aykırı değil mi? Ya değil, yasak değil. Minik doğranan sarımsaklar ve limon suyu da humusa ekleniyor. Bu arada diğer yarışmacılar hakkında biraz ipucu verebilirim isterseniz. Söyle yarışmacıları. İkinci gün yarışmacısı Raziye Hanım, kantin işletmecisi. 42 yaşında ve kirneli. Vay. Özgüveni yüksek ve kendi kuralları olan bir hanımefendi. Ooh. Üstelik kendisinin sosyal medyada bir yemek sayfası var. Bitti. Bunlar iyi oldu. Ha, Sinancığım. Keşke Sinan duymayaydı bunları. En önemli şeyi söylemeyi unuttum. Raziye Hanım hazır ürünlerin kullanılmasına tamamen karşı. Ne var? Yasak mı? Kurallara aykırı mı? Değil. Benim sosyal medyada aktif olarak kullandığım bir yemek hesabım var. Orada kendi yaptığım yemeklerimi, tatlılarımı paylaşıyorum. Çok fazla böyle yemekte huzursuzluk çıkaran bir insan değilim. Ama ben düşünürüm ki her yemek de hak ettiği malzemeyi, hak ettiği emeği almazsa gerçekten lezzetli olmaz. Bir de Recep Bey var ki... Ondan da bahsedeyim kısaca. Ne olacak? Hani benim Recep'im? Efendim, Recep Bey'in lakabı Reci'ymiş. Reci mi? Kendisi oyuncu Zuhal Hanım. Oh, get up, stand up. 31 yaşında ve Londra doğumlu. Yemek hikayesine. Ama aslen güzel yurtlu. Oo. Londra'da konservatuvar okumuş ve de bekar. Sosyal medyada farklı tiplemeler yapıyor. Bak. Bizim yarışmacılara bak. Fasafis olur hep bunlar. Yapıştı. İnanmayın. Sen yapalım dedim. İki dakikada. Ben küçük yaştan beri yani dedem head chef idi Londra'da, bayağı otellerde işledi. Anneannem bütün gün mutfakta, annem bütün gün mutfakta. Yani küçük yaştan beri onların peşinde hep koşuyorum. Yani mutfağın içinde büyüdüm. Ve ayrıca ben yemekler konusunda çok beğeniyorum. Risk alayım, kendi şeyimi de yapayım, kendi flavorlarımı da katayım. Risk almayı çok seviyorum ve bence bunu kazanmaya kadar gidebilirim bu riskleri aldığım için. Bir de Ayşe Hanım var ki. Ayşe Hanım? Buyuz. Ayşe Hanım 39 yaşında ve o da girmeli. Aa, ne güzel bak. İngiltere'de doğmuş, 8 yaşında Kıbrıs'a gelmiş. Normalde çok sakin biriymiş ama ters tarafıma gelirse kimseyi tanımam diyor benden söylemesi. Yalnız kayınvalidesi kendisini titiz olmamakla eleştiriyormuş Zuhal Hanım. Allah Allah. Ama Ayşe Hanım eleştirileri hiç takmıyor. Kendi ruh haline göre yemek yapmayı seviyormuş. İnşallah iyi tarafına denk geliriz de güzel yemek. Canı yapmak istemediğinde yemeği dışarıdan sipariş ediyormuş. Dışarıdan söyleriz canım. Her gün söyleriz. Çağırırız gün gelir. Arada yemek çağırırız. Bazı insanlar... İşte mutfak kontrolü olsun, dolaplara karıştırıyorlar falan filan. Ben onu saygısızlık olarak görürüm. Sonuçta orada bir emek var. Yani çok abartılmaması gerektiğini düşünürüm. Benim evimde de o şekilde bir davranışta bulunan bir yarışmacı olursa tepkimi koyarım. Bir de 5. gün yarışmacısı var ki Zuhal Hanım. Heh. Dillere destan. Kendisi Kıbrıs'ta tanınmış bir isim. Ben de birkaç kez gördüm. Ciddi misin? Pervin Hanım. Aman anam. Burada birkaç reklamda oyunculuk yapmış. Yani beni gördüklerinde insanların benim hakkımda ne düşündüğü ya da şaşıracaklar mı, sevecekler mi hiç umurumda bile değil. Benim çünkü menüm evet herkesin bildiği, belki de herkesin yapabildiği bir menüdür ama annemin tarifiyle yarışacağım ben. Kimsenin beklemediği filmlerim olacak. Herkes beklesin. Benden herkes beklesin bunu. Ne yapacaksın kazanırsan 50.000 TL'yi Sinan? Uzak Doğu'ya geçeceğim. Ooo, Uzak Doğu planlanır. Tayland, Bangkok, Singapur. Hepsine gideceğim ya. 50.000 TL'yle nereye gidecek? Ooo, her yere sıralayıp gidersin. Karını da alıp tabii ki, tabii, değil mi? Tabii. Ama bak, yarışmacılar kuvvetli ha. Ben söyleyeyim. Ay, yemekler. Magarana bulli yapan yok mu? Yarışmacılarımızın hepsi de iddialı menüler hazırlamışlar. Ama bugün de şeftali kebabı var, meşhur. Çok güzel. Onun... Bakalım sezonun ilk yarışmacısı Sinan'ın performansı nasıl olacak? Kaç dakikası geçti? Gördün. Hemen söylüyorum. Tamı tamına 15 dakika bitti Zuhal Hanım. 15 dakika bitmiş Sinan. Nasıl gidiyorsun? Hayır. Valla. Ay, niye de sayıklarık daha. Hayır, hiç öyle deme. Sinan sabah havuza bile girdi Zuhal Hanım. Gireceğim diye tutturdu Zuhal Hanım. Sen de gir dalsın. Getirdin mi mayo? Yok Zuhal Hanım. Benim aklım kırbaç tatlısında. Canım kırbaç yiyin. Daha evvel bugün kırbaçı yiyeceksin Gürbüz. Sinan humusu tamamladı. Şimdi de cacık için soyduğu salatalığı minik minik doğruyor yarışmacımız. Bu arada bakayım yarışmacımdan azıcık. Hadi ben de kaldırayım bunları. Eline sağlık. Salatalıkları doğruyorsun.
Salatan için mi? Yok cacık. Ha cacık yapacaksın doğru. Humus burada. Bunu bazı sizi rendeler şimdi. Bir kaşık ver bakayım humusçuğu ben de tadayım. Çok severim humus. Çorbası da çok güzeldir. Meşhurdur burada humus çorbası. Hey, içmeniz lazım. Humus çorbası çok güzeldir. Tahinli, limon. Ah bayılırım. Bir de Kıbrıs'ın güzel limonları. Ya. Benim bahçemde de var. Sarı sarı. Limon. Bana bir kaşık. Ha buldum ben tamam. Bu defa ya, ağaç yakacaksınız. Olduğu gibi zeytin ağacı. Vuru. Gözün gözü. Vuru. Onun gözü. 50.000 TL'de gözü var. Beni yarıştırdı. Daha tam hazır değil ama o şeyi girecek içine. Tuzunu koydum. Zeytinyağı bilmem ne falan limon filan. Limon ister. Ha. Ben söyledim. Halledeceğiz. Biraz daha limon ister. Ha. Hadi Sinan başarılar çok diliyorum. Çok mersi. Hadi rast gitsin inşallah. Azıcık inşallah. Daha bir ritim. Azıcık daha bir ritim. Yarım saat geçti neredeyse takriben. Oya'cığım çok memnun oldum. Ben de aynı şekilde. Kendine çok iyi bak. Sağ olun. Çok siz teşekkür de. Ediyorum. Ayağına, yüreğine, eline sağlık. Diline sağlık. Çok hoş sağ sohbet olun. Bir kadınsın. İnşallah düğün haberlerini alırız. Amin. Burada bir de tebrik vardır düğünlerde. Tabii, tabii. 1500 kişi burada sırada beklerler böyle takı takmak için. Buyurun değil. Da. E tabii paraya ihtiyacımız var. Kesin var. 50.000 TL. Zuhal Topal'la Yemekteyiz de bu sezon tam 50.000 TL veriyoruz. Büyük ödül Gündüz Kuşağı'nda şimdiye kadar verilmemiş bir ödül. Kim veriyor? Biz veriyoruz canım. Ne kadar? 50.000 TL. Ne zaman? 2,5 saat yemek yapacaksınız. Ve biz de yarışmacılarla birlikte tadacağız. Happy Top'u 2,5 saatte size tam 50.000 TL vereceğiz. 50.000 TL için tv8başvuru.com ve Yemekteyiz Instagram hesapları emrinize amade. Sezona müthiş bir giriş yaptık. Bomba gibi girdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. İlk gün yarışmacımız Sinan. Yapacak şeftali kebaplarını, pişirecek elimcikleri, badajez yiyeceğiz, canım mükemmel diyeceğiz. Vereceğiz puancıkları, alacak 50.000 TL, uçacak inşallah uzak doğuya. Öpüyorum seni Sinancığım, başarılar diliyorum. Görüşürük. Haydi bakalım. 2,5 da değil. Ne kadar kaldı? Yarım saat de bitti bile Zuhal Hanım. 2 saat sonra görüşmek üzere Sinan. Görüşürüz. Haydi bay bay. Çok bye teşekkür bye. Ederiz. Görüşürüz Zuhal Hanım. Sinancığım kaldık yine baş başa. Yarım saat geçti sen hala ana yemeğe başlayamadın Sinan. Hadi çabuk çabuk. Aklımı karıştırın rahatsız sersemedin beni ya. Cacık için yoğurt ve sarımsak rondodan geçiriliyor. 50.000 lirayı kazanabilecek misin dersin Sinan? 50.000 TL için takla atacak gerekirse. Bence rekabet bayağı yüksek olacak. 50.000 daha yani herkes kazanmak isteyecek. Çünkü 50.000 TL'yi beğenmiyor musun yani? Herkes beğenir bence. Çok büyük ödül gerçekten. İnanılmaz bir rakam. 50.000 TL'lik bir yarışma nerede var? İlk defa ben görüyorum. Muhteşem bir rakam bu. Oya Hanım siz ödülün 50.000 lira olduğunu duyunca ne düşündünüz çok merak ettim. Ben de katılacağım dedim. Bu arada dövmelerini bir göstersene Sinan. Ne yazıyor orada? Bunlar kızlarımın adıdır. Adel ve Talya. Kolundakiler nedir? Buralarda lotus çiçeği var. Ayağında da mı var yoksa? Ayağımda Maori dövmesi var. Vücudum doludur. Görünmez onlar. Buralarda var kanat dövmelerim. Her yerin dövme. Var daha görünmeyen yerlerinde de var. Nihayet cacığı tamamlamak için kalan salatalığı da iri iri doğuruyor yarışmacımız. Ben bir açıklama yapabilir miyim? Gençlerin aklına gelmeyebilir bu detaylar. Siz cacık diyorsunuz, incecik kesersiniz. Biz talatur deriz. Yine aynı malzemeler ama daha büyük kesilmiş hıyar. Ona biz talatur deriz. Ama şimdi gençler bunu unuttular. Hep cacık diyorlar. Yani bizim kültürümüzde olan budur. Ha bizim kültürümüzde bizim olan... Bizim yaptığımız budur. Talatur deriz ve kalın kesilmiştir. Siz ikiniz de Kıbrıs'ın yerlisisiniz değil mi? 10.000 yıldır şeyiz, Kıbrıslıyız biz. 10.000 yıllık. Kıbrıs'ın hem havası hem de insanları çok sıcak. Öyle değil mi? Evet biz severiz insanları. Yani bizde insan ayrımı yoktur. İyi olması yeterlidir bir insanı sevmemiz için. Başka hiçbir şeye bakmayız. Kıbrıs'ta bu programı seçmeniz bizi çok mutlu etti. Kültürümüzü, yemeklerimizi, misafirperverliğimizi ekranlara taşımak, buna vesile olabilmek çok güzel. Yarışmada olduğum için de çok mutluyum. Bence Kıbrıs haftasıdır. Tabii ki Kıbrıs yemekleri de olması lazım. Ama dünya mutfağını da katmamız lazım. Ya da bazı dünya mutfağından yemekler alıp bizim hellimimizi koyalım bir yemeğe ki hiçbir zaman katılmadı. Yani değişik tatlar tatmaları lazım. Ve bence değişik tatları tatarak yani kazanmalıyız bence. Yani sadece Kıbrıs'a özgü yemekleri yiyip her gün yediğimiz şeyleri yiyip yani değişik şeyler de tatalım bence. Nihayet şeftali kebabının hazırlığı başladı. Yalnız gözlerimiz şeftali arıyor ama. Evet. Ağaçtan. Peki bu kebabın şeftaliye benzeyen tarafı nedir? Hiçbir şey. Adı nereden peki?
Şef Ali aslında Şef Ali'dir ismi bunun. Şef Ali'den evrim geçirdi, buraya kadar geldi. Şef Ali'ye kadar geldi bu iş. Aslında bu yemek Şef Ali isminde bir aşçının yaptığı bir yemekmiş. Ama zamanla Şef Ali kebabına dönüşmüş. Yani söylenceye göre. Öyle derler, hurafe. Yani söylenceye göre. Ona göre Şef Ali'den geldi veya şey de olabilir, Şef Ali gibi. Mesela bizim Verigo üzümümüz var, büyük. Böyle kırmızı. Verigo nereden gelmiş? Bir İngiliz ilk defa ona tatmış, very good demiş. Very good'u seninki Verigo yaptı. Ne diyorsunuz? Ama bunlar söylendi tabii, ne kadar gerçek. Bu arada kıymanın içine ne atıyorsun? Söylemem, gizli. Karabiber mi o? Karabiber. Şef Ali kebabı için kıymayı karabiber ve tuzla iyice yoğuruyor yarışmacımız. Hadi ben yavaş yavaş çıkıyorum. Tamam. Umarım hocam memnun kalmışsındır. Benim varlığımdan. Tabii ki kaldım ya, nasıl? Varlığın bana güç verir her zaman, bilin ya. Canımsın, ben çıkıyorum. Bir tamam. Şeye ihtiyacım varsa seslerim. Hadi. Seslerim. Güle güle Oya Hanım. Şimdi gelelim Şef Ali kebabına. Kasaptan aldığım bıçakla iş yaptığına göre durum ciddi. Ne fark eder ya, bıçak mı işte? Yani kesin iyi diye aldık bu bıçacı. Bıçak mı yoktu yoksa? Var ya, o da bilin kasap bıçağı biraz daha şey olur. Cafcaflı. Şimdi şeftali kebabında sadece kıymayla gömlek, yani banna mı var? 4 adet şey var. Banna'ya geç, o bir şey girmez. Hepsi banna'ya girer. Hepsi banna'ya girecek. Ha. Neler var peki kıymanın içinde? Tuz, karabiber, maydanoz, soğan. O kadar. Şeftali kebabının harcına eklenecek bir tane soğan küçük küçük doğranıyor. Şeftali kebabı yani herhalde çok iyi yapar. Herhalde. Yani Şef Ali'dir doğrusu. Şef Ali'ye döndüğü zaman içerisinde bunun hikayesini birçok insan bilir. Ama nedir? Bana göre tehlikeli bir yemektir. Mesela ben bir fiske karabiber katsın, biter. Tak yapıştırırım. Şef Ali kebabını çok severim. Umarım kıvamında pişirir. Çünkü eğer az pişerse içi çiğ kalır. Ve o yüzden pişirme çok önemli Şef Ali kebabında. Ve umarım sıcak gelir çünkü kebap sıcak gelmesi gerekir. Şeftali kebabı burada meşhur değil mi? Tabii ya, nasıl, bizim yemeğimizdir bu. Bu arada yani şimdi ben yaparım bunları da. Bu yarışmacılar Gakar'da bana öyle saçma sapan şey yaparlarsa, uzak doğu, yakın doğu, bilmem ne tarafların yemeklerini. Hiçbirine puan vermem ben yani ha. Burası çünkü Kıbrıs'tır. Buranın kültürü farklıdır. Onun için buranın yöresel yemeklerini yapacaklar. Yani hiçbir şey yapmasın. Magarına bulli bile yapsa veririm puanı. Kıbrıs yemeği olduğu için. Ama o bir türlü en iyi sushi'yi bile yapsa mesela asla vermem. Aa, iyi yapsa bile mi? Vermem ya, aslında nasıl? Sushi ile bizim ne alakamız var? Soğanın ardından doğranan maydanozlar da kebabın harcına katılarak yoğruluyor. Bunu iyice yoğurmak lazım galiba. Karıştırırız ama malzeme karışsın iyice içine, dışına. Sağına soluna. Banna ne kadar ince olursa şeftali o kadar güzel olur. Şeftali kebabının iç harcı hazır. Yarışmacımız hız kesmeden ara yemekte sunacağı Kıbrıs pastırmasını hazırlamaya başlıyor. Buna bizim oralarda pastırma değil, sucuk denir. Kıbrıs'tasın be kardeş. Ama görünüşü resmen sucuk. Pastırma dedik, sucuğundan ne alakası var ya? Nereye? Aha, kalın mangalı. Nihayet sıra mangala geldi. Ailenle sık sık mangal yapar mısınız? Biz her pazar yakarız ya mangalı. Keşke mangalı daha erken yaksaydın.
Tam 1 saat 27 dakikan kaldı. Neden kuzu pişiririm be bu kadar saatte? Daha şeftali kebabın tam hazır değil. Çabuk Sinan, çabuk. Gürbüz ver oğlum bakayım o şeyi oradan. Ne istiyorsun? Kıymayı. Oh, kıyma iyice dinlendi. Al bakalım. Tezgahta sarmak zor olmayacak mı? Sararım burada ya. Bannayı temizlemek için sirke şart değil mi? Banna çok iyi temizlenmesi lazım. Ama sen temizlenmiş almamış mıydın zaten? Ama bir de biz geçelim üstünden ya. Gömleği, pardon, bannayı bir göstersene bize. Şeftali kebabında kullanılacak olan banna yani gömlek sirkeli ve limonlu suda bekletiliyor. Bu arada rakiplerin menün hakkında neler söylemiştir dersin. İyi şeyler söylerler herhalde diye düşünürüm ya. Yani biraz öyle kol ayak açmalar var. Biraz öyle şeyler var bilmem. Çok efsaneysa, muhteşemse ona göre artık yorumumu yaparım. Ama biraz böyle şey var. Kol ayak açma var. Yakarım. Yani söylerim söyleyeceğimi, kusura bakmasın hiç kimsesi. Kim isterse olsun. Yemek programına geldiysen onun hakkını vereceksin kardeşim. Vallahi haberler hiç iç açıcı değil. Yemeklerini hiç iddialı bulmamışlar. Özellikle de ara sıcaklar çok basitmiş. Çıkın Kıbrıs'ta yola, tamam. Sorun bakayım yoldan geçen insanlara. Herkes şeftali kebabı yapabilir mi? Yapamaz mı? Yapamaz tabii. Niye yapamaz? Cesaret ister ya, şeftali kebabı yap. Özellikle de başlangıç yemekleri için çocuk oyuncağı demişler. Tamam yapsınlar o zaman. Görecek onları da ne yapacaklar. Şeftali kebabı için hazırlanan banna yani gömlek kıymayla sarılmak üzere tezgaha seriliyor. Gel öğrenesin Gürbüz gel. Şeftali kebapçını. Bak bunu alacaksın böyle attıran ne bir euro. Benim bildiğim bir euro var. Onunla da şu ara pek görüşemiyoruz. Öyle euro değil olan. Peki bu ne? Bir tur yani öyle bir tur döndüreceksin. Bunu alan kenardan. Oo, vallahi tam şeftali kebabı oldu. Bu kadar ince mi oluyor? Bannacık incedir. Yarışmacımız hazırladığı kıyma harcını bannaya sararak ana yemeği şeftali kebabını hazırlıyor. Bu arada Oya Hanım seninle folklor da yapmış duyduğuma göre. Oya Hoca her şeyin içindedir. Gürbüz! Hocam neredesiniz? Gözümüz yollarda kaldı. Ne yaparsınız ama? Hocam siz gittiniz mutfakta Sinan da dağıldı. Biraz moral mi verseniz acaba? Hadi bir folklor oynayalım o zaman. Buyursunlar. Sizi. Bravo! Yarışmacımız ana yemeği şeftali kebabı için kıymalı harcı bannaya sararak dolma gibi kapatıyor. Kaç tane daha yapacaksın Sinan? Sonuncudur bitti. Ana yemek şeftali kebabı pişmeye hazır. Yemeklerde tereyağı çok kullanılır mı Sinan? Kullanırız tabii. 2,5 da. Gözün kararıdır bu da. 2,5 yemek kaşığı tereyağı tencerede erimeye bırakılıyor. Nasıl gidiyor Sinan? Her şey yolunda mı? Tamamdır Gürbüz, hallettik ya. Sorun yok değil mi? Yok yok, bir problem yok, yetişecek. Yemeklerin yeterince iddialı mı sence? İddialı, iki geldik değil, programa katıldık. Eriyen tereyağının üzerine göz kararı eklenen tel şehriyeler kavruluyor. Rakiplerin strateji geliştirse de sen herkese hakkını verecek misin gerçekten? Ya herkesin hakkını veririm ben ama böyle boş boş konuşurlarsa. Ya yok o tatlı basittir, yok bu bilmem nedir, bilmem ne. Değişecek işin rengi Gürbüz. Pisleşeceğim ben de yani. Yapar mısın gerçekten? Vallahi öyle yaparlarsa yapacağım ben de. Bulyon mu attın pilava? Ya rakiplerin keşke tavuk suyu yapsaydın derlerse? Olmaz öyle şey. Bulyonla birlikte tel şehriyeler kavruluyor. Ne arıyorsun Sinan? Soğanları ne yaptın? Soğanlar burada ya Sinan. Eyvah! Yoruldun mu yoksa? Sersem ettiğiniz yok mu? Soğanı nerede kullanacaksın? Vay kafam şişti ya. Aha sunmak şeyini yapacak. Eyvah! Daha sumaklı soğan salatası var. Bir yandan soğanlar salata için incecik doğranırken bir yandan da tencereye pirinç ve su eklenerek pilav hazırlanıyor. Sinan tamı tamına 35 dakikan kaldı. Yetiştirebilecek misin? Halledeceğim. Tatlın var, masan var. Ve tabii ki mangalda şeftali kebabı pişecek. Artık misafirlerini de böyle karşılarsın, ne yapalım? Mana ararlar zaten. Soğan kursunlar. Çabuk Sinan'ı çabuk! Çiğ soğanı hiç sevmiyorum. Onun için yani bunu beğenmeyeceğim açık ve nettir. Ama gene tatacağım, nasıl bir tat alacağım, ne baharatlar şeyler, yani bunda da kullanacağım. Tabii ki bakacağım, her şeyi denememiz lazım. Ama yani çiğ soğanından nefret ediyorum, açık açık söyleyebilirim.
Kırbaç tatlısı için tam olarak neler kullandın? Morağa su ekledim. Aklımı karıştırıyorsun gene bana. Süt ekledim. Bu kadar mı? Şekercik kongenine öyle. Lor, süt ve şeker rondoda iyice karıştırılıyor. Kırbaç tatlısı için lor tuzlu mu tuzsuz mu olacak? Tuzsuz. Nasıl olmuş? Vallahi çok iyi oldu. Güzel mi gerçekten? Şekeri olanlar. Nasıl sunacaksın peki misafirlerine? Bunu koyun şeye, yayvan bir tabacağa koyun. Evet. Onun üstüne pekmez dökün, ceviz ezin. Hemen cevizi ez o zaman Sinan. Kırbaç tatlısının üzeri için ceviz işleri havanda eziliyor. Bu arada pilavın altı yanıyor mu hala? Eyvah! Yandı canım pilavı. Yok ya, yanmadı. Pilav resmen yanmış. Bu bir iki tane sizin... Hayır hemen hayır. Ne yapacaksın peki onları? Çöpe. Atma, yazık. Ben yerim onları. Bakalım pilavı yaktığını anlayacaklar mı? Ne pilavı yapacağı önemli. Ve aslında Şef Dali Kebab'ın yanında pilav bana böyle pek uyumlu gelmedi. Tabii ki yaptığı pilava, lezzetine biraz emek gösterip hazırlayacağı bir pilav mı? Ona da bakıp puanımı da ona göre vereceğim. Yani umarım pirinç pilavıyla karşılamaz bizi Şef Dali. Şimdi sırada ne var? Yürü Gürbüz, hadi kuralım masayı da. Yarışmacımız Sinan masa örtüsünü sererek sofrasını hazırlamaya başlıyor nihayet. Hemen ardından da tabaklar, peçeteler, çatal, kaşık takımları yerleşiyor masaya. Ekmek koymayacak mısın masaya? Gerek yok ya, bir de var bir de esinler. Kıbrıs'ta ekmek tüketilmiyor mu yoksa? Vallahi şimdi kime baksam diyettedir. Yaz geldi ya. Yaz bitti bile Sinan. Yok ama abi biz... daha yeni geldi bize, yaz ölüyor bunun içinde sıcaktan. Bardakların ardından küçük sunum tabakları masaya yerleştiriliyor. Bunlar ne için Sinan? Çünkü alacak bunları da, içine acıcık koyuyorum hem mumuz. Şimdiden mi koyuyorsun onları? Koyulun kalsın masada koyacağım. Sen bilirsin. Ha? Yoksa götüreyim mutfağa acaba? Bu arada zamanın iyice daraldı. Eyvah eyvah, işler iyice karıştı. Kaç. Kaç be Gürbüz önümden ya. Hijyen olayı önemli çünkü küçük çocuklarım var benim. Ben mesela evimde de dikkat ederim. Sürekli dağınıktır evim. Ama mutfağım, ne bileyim bir lavabom inci gibi olması lazım. Mutfak ziyareti, bilmem huylanmam lazım bir şeyden. Bir şeyden gıcık kapmam lazım. Bir şey gördüysem böyle yerde bir damla bir şey. Hiç önemli de hiç izin de almam. Gider bakarım çünkü o yemeği ben yiyeceğim. Ben orada yemek yiyeceğim. Beni sen eğer yarışmada evine davet ettiysen bunun bir şeyi olması lazım. Ha yarın benim evime gelindiğinde benim mutfağımda bir şey tabii ki söyle, dilin bu kadar çıksın, sıkıntı yok. Ama ben kusura bakmasın çok dikkat edeceğim. Çalıştım yani dersime. Hadi mangala gidelim, mangala. Çabuk. Hadi yürü. Pideleri unuttum Sinan. Onları da al hadi. Al bakalım şeftali kebaplarını da. Eyvah, yanıyor. Aman gabira koktu. Gabira ne demek? Gabira. Abi böyle kızarır üstü çok. Ara sıcak olarak sunulacak pideler mangal ateşinde pişiriliyor. Pideler gabira oldu senin yüzünden. Tamam. Pilavı yaktık gene senin yüzünden. Ne nüsibet adamsın be öyle be. Gör ya sen de Allah için. Bugün her şeyi ateşe verdin Sinan. Rakiplerin daha ilk günden laf etmez umarım. Çünkü utan beni konuşma ya. Ben orada ararım şey yapayım. Sen vır 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 20 tane soru soran daha ya. Nereye götürüyorsun onları? İçeri atalım bunları fırına. Helim hazır. Pidesini eğer kendi yaparsa daha farklı bakacağım. Hazır alırsa hani ara sıcak olarak pek de bir zahmete girdiğini düşünmeyeceğim ben. Yani kolaya kaçtığını düşüneceğim. Nihayet şeftali kebabına sıra geldi. Evet, hazırsınız. Ya gittik ya bittik ha. Hazır olun şimdi, bir duman çıkacak buraştan, bir duman. Bu sefer de ateş sönmez umarım. Of, çok da güzel görünüyorlar. Tek tek tele dizilen şeftali kebapları mangal ateşinde pişiriliyor. Hadi kuzum, hadi kuzum. Tamamdır Gürbüz. Bu sefer başardın galiba Sinan. Her şey iyi gidiyor. Vallahi süreyi başardık da pilavı yaktık ya, ne olacak? Onca şanssızlığa rağmen hiç pes etmedin Sinan. Anlaşılan epey hırslısın.
Böyle kazanma şeyi var bende, hırsı çok. Durduramam kendimi yani. Acayip hırslanırım. Ben bu şeyi yapacağım diye 5 gündür uyumadım mesela. Bu arada yalnızca 5 dakikan kaldı. Daha giyineceksin. Ya ama çek biraz kokuyu. Gel çek. Buhurlayayım seni bununla, şeftali kokusuyla. Mutfağım berbat durumda. Temizleyebilecek misin? Halledeceğim onu da. Sürenin bitmesine dakikalar kala nihayet şeftali kebapları da pişti. Hadi doğru hazırlanmaya. Koş Sinan koş. Mutfak seni bekliyor. Hadi Sinan çabuk. Son 1,5 dakika. Hadi Gürbüz yetişir bu kadar. Artık lazım giyineyim. Artık hazırlanman lazım. Koş Sinan koş. Kaçtım kaçtım, tamamdır hadi. Beğendin masayı. Nereye geldik be? Can Cem'i yanlış anlama. Menün öyle çok da şey değildi yani. Bizi mi korkutmaya çalışacak anlamadım. Ya bu Pervin başımıza bela mı geldi be ama? Basbayağı tadından belli ki konserveden çıktı. Kardeş sen İngiltere'den geldin, tam anlaman bu işi diye düşünüyorum yani. Acaba? Kesin. Pervin'den korkardık. Bu daha şey çıktı. Benim ağzımın tadı oturmadı yine. Var mı bir tane daha? Götürür müsünüz lütfen? Yoktur. Pervin tabağı vermez, hazırlık yapar. Aa, dedikodumu yapar. Kiminle konuşur içeride? Onu vermez, onu değişmez. Pilav pişmedi. Kütür kütür. Ne? Bunu da beğenmedim. Bazıları sadece böyle söyler söyler, puan vermeye de gelince 3-4. Bu arada Sinan kazanırsa Uzak Doğu'ya gidecekmiş. Ama vallahi gitsin güle güle. Bak şimdi çıksın git. Adama bak ya. Hoş geldin. Merhabalar. Ne yapayım, hoş geldin. İyi akşamlar. Keyifler. İyidir. Sen ne yapayım? Teşekkür ederim. Nasıl istem oturasın Pervin? Nasıl oturayım? Ben bence böyle oturayım. Gel. Tamam. Yok. Ben Kıbrıslı Türk'üm abi. Beni memnun edemezsiniz. Kusura bakmayın. Nasıl öyle istersen kenarda. Otur o zaman Pervin. Nereye geldik be? Beğendin masayı. Yani. Göreceğiz seni de bakalım. Güzel. Sevdim. Şık, hoş olmuş. Beğendin. Bize yakışır olmuş. Değil, olur. Ne var ne yok? Nasılsın? İsmin nedir? Sinan. Sinan, memnun oldum. Benim ismim de Pervin. Memnun oldum ben de. Vallahi hoş, sade olmuş, hoş olmuş. Fazla kimse gelmedi mi daha? Ha, geldiler. Ha, tamam. Selam, hoş geldin. Merhabalar, geldin. Nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? İyidir, çok şükür. Buyur. Sağ ol, Burkan. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkürler. Sen? Raci. Aynen. Memnun oldum. Pervin. Memnun oldum. Nasıl geçti? Yorucuydu ya, zor yetiştim. İlk gün zor yetiştin. Çok. Selam. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapayım? İyi sen? İyidir. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. İyi, siz ne yapıyorsunuz? İyidir. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin? Ayşe. Ayşe Hanım, memnun oldum. Pervin ben. Ben de Reci. Memnun oldum. Can Cem, yanlış anlama, menün öyle çok da şey değildi yani. Hepimizin bildiği, şey herkesin yapabildiği bir şeydi yani. Nasıl öyle ben zor yetiştim de falan. Bizi mi korkutmaya çalışacak anlamadım. Şeftaliyi yapmak kolay değil, bilmen lazım bunu yani. Şeftali mi? Saracan edeceğin tamam, bannası var, şey bilmem nesi var. Tamam çiçeğim, bir şey demedik. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sinan'dan da memnun oldum. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz? İyidir, çok şükür. Ayşe ben. Pervin. Ben de Reci. Memnun oldum. Nasıl geçti bugün? Yorucuydu çok. Heyecan var mı? Çok bence yorucu. Korkutmak için söyle. Bence. Vallahi yok. Abi köfte yordun, yanlış anlama yani. Biz orada eleştirdik seni falan. Nerede? Menü röportajlarında baktık yani, öyle bir
herkesin yapabileceği şeylerdi. Bilmem yarışma için ben böyle bir daha farklı. Ne bileyim. Tamam görecek. Ya da ben seni çok mızırım. Senin gönlünde görecek senin aferin. Ben annemin tarifini uygulayacağım. O yüzden kesinlikle. Hatta eleştiri kabul etmem. Lütfen arkamdan konuşun o gün. Eleştiriye açık değil misin? Hayır asla. Ben ama biraz şok oldum menüden yani açık. Ne için? Neyinden mesela? Söyle abi çünkü ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Başlangıçta mesela. Evet. Nacacık ben bir şey beklerdim yanında mesela. Ne gibi? Yani bir nasıl diyeyim sen mince meatli pastry şeyler yapalım. Ben Londra'dan geldim yani biraz böyle İngilizceye kaçacağım kusura bakmayın. Yok anlamadım kardeşin söylediğini de onun için. Böyle etli poğaçacık şeyler yaparlar, batırasın, et olabilirdi yanında, patates köftesi olabilirdi. Kardeş ben Kıbrıs'a özgü şeyler yaptım hep. Hep Kıbrıs'a özgü. Hep. Onun dışında yani hiç buradaki yemek... arkadaşlara da söyleyeyim şimdiden. Kıbrıs'ta çekilen bir programdır bu. Evet. Kıbrıs yemeği yapana ben puanımı hiç acımam veririm. Ama bana böyle Uzak Doğu, Orta Doğu, Balkanlar yok, tarzı yok. Yemek ben yaparsanız yani görürüm yani. Biri geldi. Sinan Hanım mı geldi acaba? Geldi. Merhaba hoş Sinan, geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Nasılsın? İyidir. Zorlu İyi misin? Geçti biraz şey ya. Hadi ya ama üstünü değiştirmişsin. Değiştirdim. Biliyorsun değil mi bizde öyle bir Türk var, üstünü değiştiremem önlükle karşıma falan yok gibi. Ya, öyle, de, öyle de bir şey. Aa, herkes gel. Bravo be! Merhaba! Tek tek geleceksiniz zannediyorum. Genelde öyle. Hoş geldiniz. Efendim siz hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Nasılsınız? İyi. Sizlerden. İyi. Ay biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Çok şıksınız. Çok mersi. Sövükmüz aldık. Efendim? Aa yok. Bir şey değil. Pervin olsa gerek değil mi? Evet. Sizden çok bahsettiler hanımefendiciğim. Peki Pervin'i saptadım. Senin ismin neydi canım? Ayşe. Ayşe'cim memnun oldum. Raziye ben. Raziye Hanım çok memnun oldum. Ayşe, Raziye, Pervin ve... Ben de Reci. Aa Reci. Evet. Reci sen nerede doğdun? Ben Londra'da doğdum, büyüdüm. Çok havalı. 4 ay oldu burada şimdi. Canım 4 aydır buradasın. Evet 4 aydır buradayım. Ama Kıbrıs başka değil mi? Tabii ki başka. İngiltere'de yağmur, soğuk, kapalı. Kara bir hava orada daima. Şimdiden şey var ama. Nem. Nem oranı yüksek mi? Burada. A, klima vardı, ne oldu klimaya? Patladı galiba. Bu gürbüz patlatmıştır onu da. Kesin. Peki. Ayşe'cim sen? Ben İngiltere'de doğdum. Aa. Herhalde tek Kıbrıs'ta doğan benim. Ama sen de şemkenim. Yok yani anne baba Kıbrıs'ı tabii. Tabii ki. 8 yaşımda geldim buraya. Geldin, hadi bakalım. Pervin, canım. Naçizane. Doğma, büyüme, has orijinalinen. Evet. Kıbrıslıyım. Ne güzel. Allah'a çok şükür. Neresinden? Şöyle söyleyeyim. Gerçi babam Karslıdır benim. Türkiye'li de doğulu tabii canım. Ne diyorsun? Kars'a da selam olsun evet, buradan. Evet, aynen. Oh güzel. Babacığım, evet. Canım babam. Sen nerede doğdun Kıbrıs'ta? Lefkoşa'da. Lefkoşa'da doğdum, büyüdüm. Aynen. Lefkoşa'ya da selamlar. Lefkoşa'ya sana geleceğiz herhalde. Öyle evet, duydum. Evet, tam Boğaz'dadır seninle, evim. Tam Boğaz'da, tamam. Evet. Güzel. Ortadayım. Raziye. Ben de doğma büyüme Kıbrıs'tayım. Ne güzel. Kıbrıs'ı ailem, çok severim Kıbrıs. Be. Biz de çok severiz. Aile. Başka yerde yaşayamayız. Kesinlikle. Masaya baktınız mı benden evvel sevgili yarışmacılar? Evet, bir fikir edinmişliğimiz var. Evet. Paylaşır mısınız? Paylaştınız mı yorumlarınızı yani Sinan'la? Paylaşabiliriz. Biraz paylaştık. Ben başladım bir girizgah yaptım ama. Hızlı bir girizgah. Akamadım istediğim gibi. Hak git tutmayın Pervin'i. Akışına bırak Pervin. Nasıl buldun masayı ilk gün? Şimdi bana göre zaten buradaki bu sunum, bu yarışmanın amacı, her şey ev sahibinin karşısındaki insanlara verdiği değerle alakalı. Masa çok şık, çok hoş, eksikler var. Ah! Mesela, yani bunu keşke gözümüze soksaydın böyle koyacağına. Dert değil, kalabilir. Gerçekten kalabilir, sıkıntı yok. Hadi kalsın. Yani bu masanın şıklığını böyle biraz daha yatay bir şey içinde, çok dekoratif şeyler diyorsun. Var. Evinin şıklığına çok şey yapmadı. Ev güzel değil mi? Klima yok mesela. Şey daşlı ne bileyim ben neyi daşlı peçetelik var ama klima yok. Bak ben yandım saçlarım ense köküme yapıştı. Of. Yani ki daha yeni siz, başladı. Siz herhalde aynı atmosferde olmadığınız için benim siz çıkmam. Başka yok, bir boyundan ya. Ben burada zil yurtuma uğradım yani. Ama gerçekten zil yurtu. Şimdi benim de işim birazcık mizah olduğu için evet, ben duydum, kızarken duydum. Bile biraz komik kızarım. Ne güzel ben de ama... komik haşlıyorum. O daha güzel hissetmiyorlar. Evet hafif evet, hafif, hafif gelir öyle. Hafif hafif. Alıştıra alıştıra. Evet alıştıra alıştıra. Yeni masada bir güzel hoş böyle çiçek olabilirdi. Ne ya çiçeğin böceğin bir şeyin? Ne için çiçeği koymadım? Çünkü neden? Kameralar. Görüş açısını engeller alçak diye. Alçak bir çiçek. Profesyonel bir Sinan'ın açısı. Abi
Gerçekten bu ışıklığa ne bileyim yatay olmadı bir şey diyorsun. Böyle dimdik gözümün içinde. Mumlucuk bir şeycik olabilirdi burada. Evet. Ki kameraları etkilemezdi. Yani ışıklığa katardı. Ya da bunu böyle dikeceğinizde ağzınızın içine mesela bunları gatlayıp bunun altına koyabilirdin. Neyi? Peçeteleri böyle gatlayıp almak daha şey. Yok ki aslında olmaz öyle şey. Masa düzeni birazcık vasat geldi bana. Şeyleri beğenmedim. Peçete olayına çok takıldım. Hoş bir masa hazırlanmaya çalıştı, daha iyi olabilirdi. Ortaya bir çiçek ya da mum, yani o şık masaya giderdi açıkçası. O eksiydi ve peçeteleri öyle ki oradaydı, yani şık durmadı. Evet Sinan, humus ve cacıkla başlıyorduk galiba değil mi? İstersen başlangıçlar için olur. Verelim mi? İçeride mi servis edeceğim, buraya mı getireceğim? Ben çok özür dileyerek, yani tabii. Buranın şıklığına nazaran ufacık bir göz atmak isterim. Ne? Tabii. Kıbrıs'ta da demek bakılıyor. Yok, tabii. Aslında bakılmıyor. Yok. Yani, bence bakılmaması gerekiyor. Yani sen diyorsun. Sen restoranta gittiğinde... Yani. Çünkü ben temizliğe çok önem veririm. Tamamen restoranta gittiğinde ya da birinin evine gittiğinde sen direkt mutfağın içine girer. Benim mutfağım açıktır yani mesela. Yani bakmak isterim tabii ki. Dur bakayım bir şey diyorlar. Sen karşı mısın bu mutfağa girme olayım? Yani birine misafirliğine gittiğimde yani ya da restoranta gittiğimde ben asla mutfağa girmem yani. Belki ben kopya çekeceğim, belki fikir edeceğim, belki sabote edeceğim. Yok sabote edemem, onu geçti. Örtülü mü yemekler? Yemeklerinizde örtülü mü? Örtülü. Örtülü mü? Ben de ayıp bulurum açıkçası. Çalışmış dersine. Ayıp bulun. Ayıp kesin bulurum. Gidiyorum o zaman. Ayıp değil aslında ama ayıp değil olmasa yani. Ne olur yani? Müsaadesi olmayan insanın mutfağına girilmez. Ha hele müsaade. Kilit izin isteyip. Hele benim mutfağıma böyle yan gözden bir bakın. Hele benim izin verirse. Yok yani ben girmek isterim açıkçası gerçekten. Benim evimde açık plan salon mutfak açıktı. Reci girmiyor. Razi'ye diyor ki kilit kelime müsaadeyle olabilir. Tabii. Doğru. Açık mutfak zaten diyor. Ayşe istemiyor. Şimdi yarışmacı müsaade ettiği sürece herkes herkesin mutfağına girebilir. Neden? Şimdi restorana gidiyorsun, para karşılığı bir şey ödüyorsun. Bir işte usulü var falandır filandır. Bazı açık restoranlar var. Şefler mefler çalışırken seyrediyorsunuz mutfağı falan. Onun dışında tabii ki kimse sokmaz. O ayrı. Misafirlikte de ayıp olur. Ama gene de misafirlikte de şey yapmaz mıyız? Ay dur yardım edin sofrayı toplamana deyip de. Onu yapmadım ama. Deyip de. Onu da yapabilirdim. Gizli gizli yapmadım, müsaade aldım. Ya, diyorsun. Cimgar çıkarsın diye direkt müsaade aldım. Peki. Sen şimdi işin özü sonuç olarak Pervin'i ha verdin. Tamam. O zaman kapta iki tabak öyle git. Elin boş gitme. Boş gitme. Al peçete içinden. Sen de al. Cacık ve humusla bunları başlangıç. Bırakıyorum. Biz de o sırada diğer yarışmacılarla biraz sohbet edelim. Yürü. Vur kafama tavakları be. Çok iyi. Yapmışlığım olmuştur belki internette görmüştür falan bile. Tırnaklar konusunda ne düşünün? Tırnaklar. Yani annem yapacağını bilemem. Tamam, mutfağa bir bakıp hemen. Gerçekten bir şey aramam ya. Yok bir ya tamam. Merak yok ettim nasıldır. Beyaz eşyası nasıldır. Al ne yani bir şey yapacak ver onu da bana. Hemen tırnaklarla ilgili geliyorum. Bir düşünsün içeride ne söyleyecek şimdi. Beyaz eşyası nasıl falan. Girebilir miyim? Bir dekoratif fikirler. Yalnız tırnaklar iyi dedin abi. Tabii ki her kadın bakımlı olması mutlaka gerekir. Mutlaka. Var mı bir sıkıntı? Yok sıkıntı yok ama. Şeftali. Seni yakaladım mesela. Nerede? Bu adamın menüsü. Humus değil mi abi? Nasıl yani? Konserve kullandın. Humusu sen nasıl yapan? Ne bileyim yani. Yok söyle bana humusu. Nohudun haşlanması 5 dakikadır abi. Şimdi bu arada Sinan dedi ki mutfaktayken ilk ben girdiğimde Pervin varsa yandık ben tanıyorum onu dedi. Ben de izliyorum. Sen de mi izliyorsun? Herkes ondan korkar galiba. Hoş geldiniz tekrardan. Ben demek ki çok güven teşkil eden bir tip değilsin. Kendim görmek istedim. Ha, nasıl sen de öyle bir intiba temiz yarattı. Temiz. Temiz. Allah için temiz. Ha iyi güzel. Ama başka bir şey yakaladım. Neyi? Ama demen yüzü düştü. Valla ben de korktum. Bir şey değil ben ama de korktum şimdi. Hayır, bakın. Humus, yazdır çünkü cam kapı açık böcek sinek bir şey girer. Humus zaten Arap. Ama bizde çok çok inanılmaz sevilir. Çok. Çorbası benim için daha evet, kesinlikle mükemmel olması lazım. Çok merak ettiğim bir şey vardı zaten girer konserve girmez. Konserve deme sakın. Evet. Yo. Evet. Ne yok olmadı be? Bu kutu. Ne yok? Bu kadar basit bir menüye. Nohut geceden haşlanır be. Yo düdüklüğe koysan kendini. Haşlanırdı yarım saatte. Yarım saatte olur. 25 dakikada. Onu konserveden. Kabuksuz nohut. Tamam ne farkı vardı? Ne farkı vardı? Tadı çok daha güzel olur. Hiç de lezzet farkı yok. Hiç öyle bir şey yok. Ben çocuklarıma konserveden yedirmem. Onu yedirmen o ayrı bir şey ama hiçbir lezzetiyle hiçbir bağlantısı yoktur onun. Neyse.
bunu yani şimdi yediğimizde söyleyecek. Yerse sorması ayıptır. Hazır veya değil. Niye getirmedin humusu be kardeş? Daha sersem etti beni bu. İçeri girdi. Be kardeşçim sen oturdun. Yakalarım. Evet. Ya bu Pervin başımıza bela mı geldi be ama? Ya o mutfağa girmesine girsin bir şeyim yok Pervin'in ama... olmayan şeyi konservemiş kullandım şeyi. Sanki de bir farkı var şeyin. Hiçbir farkı yoktur ki. Konserve inan şeyin. Ne farkı var? İkisi de haşlanmış bir şey yani. Yakalarım. Sen de adamın beynini döndürdün. Ay, gelir ben gelmiyor. Ben de mızır sen, değilim. Sen benim mızır... burada teller var, düğmeler var. Koptu mu onlardan birkaç tanesi? Bunlar birbirine temas edince böyle hop. Zıt zıt şase yaptı. Sen nereden anladın hazır konserveden yaptığını? Humusu tam şeyin kenarına koymuş. Atacak da herhalde atacak. Aa, tamam. Üzüldüm, üzüldüm ama anlayamadım. Orada kaldı. Aa. Diğer yarışmacılar iyidir, tamamdır. Güzel. Problem çıkaracak birilerine benzemezler. Pervin haricinde. Pervin'i tanırım. Sosyal medyadan tanırım. Onun dışında bir tanımışlığım, bir şeyim yok yani. Ama zannedersem artık sevmeyeceğim Pervin'i. Telga Reif'i alayım ben de o zaman da kandırayım herkesi. Telga Reif'i. Ama Telga Reif'i kendin pişirirsen hamurunu falan olur Pervin. Şimdi Pervin buna dikkat ettiği için ben de dikkat edeceğim buna madem ki böyle yaptı. Normalde olurdu yani böyle şeyler ama yani bu kötü de bir şey değil ha. Yani bakmayın siz öyle onun konuştuğuna. Kötü bir şey değildir bu. İkisi de haşlamadır sonuçta yani. Menüyü nasıl buldun peki Ayşe? Menü güzel. Güzel yani mi? Biz Kıbrıslılar severek zaten şeftali, kebap falan filan. Olmazsa olmazlardan. Neyi güzel? Biraz basit geldi bana yani açıkçası. Yani bence bannaları kendi kestiyse, köftenin içine hazırladıysa, durup onları tek tek sardıysa ve bangalda pişirdiyse bu bir emektir ve zaman ister. Bandaları almıştı şeyden, kasaptan gördüm. Mangalda mı yaptı Gürbüzoğlan? Evet Zuhal Hanım. Mangalda. Mangalda yapmış. Mangalda. Yani sana kolay mı? Mangalda pişirdiyse... Tabii. O tamam, dadını oradan bence alacak zaten. Sana kolay mı geldi yemek şeftali kebabı? Şeftali kebabı değil kolay ama yani hep o bir şeyler iki kodu. Yani starterde yani bir cacık bir de humus var. Yani yanında bunlar... bir şey beklerdim onun bir şey olsun. Biraz. Bana kolay geldi yani açıkçası. Yani, tatlısı da. Çok zor değil. Bir buçuk saat şeftali sardım burada. Anam ağladı. Bu burada şeye takılır. Kırbaç yedin mi daha evvel Razi? Tabii ki. Şimdi televizyonu yeni açan seyircilerimizi de bilmeyenler için söyleyeyim. Kırbaç yemek. Bu kadın deli midir nedir de yarışmacıya kırbaç yedin mi diye soruyor. Şey bir acayibinize gittiyse açıklayayım. Kırbaç tatlı. Evet. Kıbrıs'ın ünlü tatlılarından, güzel tatlılarından. Çok zor değil, doğru. Çok kolay. Nedir zor tatlı sana göre? Ne yapabilirdi? Mesela riske girip bir tiramisu falan yapsaydı. Ha. İşte Kıbrıs'ın ama usulü. Şimdi orada ona hak veririm. Tabii ki. Çünkü yarışma hani ben de genel çok güzel San Sebastian yaparım, İtalyan tiramisu'su yaparım. Wow. Ama öyle bir riske girmedim. Onu... çünkü sizin önünüzde onu böyle tam kıvamı olmadan beklemesi gerekir. Girmedim öyle. Nohutmuş hazırdır. Başka şey yok derdi. Tamam. Bu ama arada Sinan'ın restoranı varmış eskiden. Restoran işte. Restorantı da vardı. O zaman mış, değil mi artık bilmiyorum. O zaman o benden önde başlar. Tam gırbacı şimdi yiyecek. Şartlar eşit değil demek ki. Ne gelsin gırbacı? Restoran eskiden restoran işletmiş. Şef değil ki, aşçı değil ki. Restoran olsun işletmiş. Ama. Bir ben dakika. Ben de derim kebap. Ama kantin neyse işleten var. Ben. Eraziye de kantin işletiyor. Ama kantinde benim ama yaptığım bir Kıbrıs'a... özel hellimli evet bitta, zeytinli bitta var. O nasıl güzel ondan olur. Ondan yaparım ben. Bir daha hamburger, sandviç. Bir de okulda böyle zeytinli hellimli ekmek yapar yani getiririm. Oh. Ah. İşte o emek ah ister. Bakayım sunuma bakayım. Ha böyle hepimize teker teker. Aynen. Güzel, sunum güzel sanki değil. Evet. Güzel güzel. Değil derken değil yok demiyorum. Şimdi. Yani değil mi diye soruyorum aslında. Şimdi sen de ne gibi değil diyorsun. Evet. Sizde meze de çok. Kıbrıs'ta evet çok çeşit meze var. Mezeyi severiz. Allah ben de çok severim. Tabii hemen masaya bir çakistes gelir. Yeşil zeytinimiz. Değil çakistes mi efendim? Çakistes. Hemen humus gelir. Tahinli limonlu gelir. Pervin sen cezalısın, seninki son gelecek. Çok eleştiri yaptı. Az solistler son değilim. Her zaman için doğru açıdan bakarım. Beni zor gömen. Çabalan ama... zon. Sen ne yapıyorsun şimdi? Onun üstüne maydanoz kesmezler. Aynen. Kesmezler. Hiçbir şey yok. Ben öğreteceğim şehir restoranı. Galiba.
Restoranda zeytin işleyen birine böyle bir zeytin bir maydanoz. Bak hemen ya fena. Uy yandınız ha hepiniz. Ayşe. Nasıl? Yandık. Hey. Ben dünyanın, ben gece uyurken benim kafamın üstünde hareler çıkar, kanatlarım çıkar uyurken. Dünyanın en uyurken. Bir şey söyleyeceğim, evet, evli misin, bekar mısın Pervin? Yalnız bir anneyim değilim. Aa, boşandın. Evet, evet, güçlü evet. Anne değilim sana bir. Vay, evet, öyle dedim. Sen evlisin. Evliyim, iki çocuğum var. Allah bağışlasın, Raziye. Benim de 21 yaşında oğlum, 15 yaşında da bir kızım. Kaç? Buyurun. 21 yaşında. Aynen. Aa, bayıldık. Aynen. 21? Evet. Çok erken evlenmişsiniz. Bir yaş aramız, bir yaş. Ne? Maşallah. 21 yaşında anne oldum. Ay, çok güzel. Güzel. Aynı arkadaş gibisiniz. Seçimimi güzel yaptım. Eli titredi. Eş seçimimde. Çok şükür. Eli titredi mi? Titrettin beni Pervin. Pervin titretir. Sizin şahsen bir tanıdıklığınız var mı yoksa öyle hani ya, seni yok. Kıbrıs'ta tanıyorlarmış. Şimdi ben de biraz araştırdım. Evet. Ben ünlüsün. Kıbrıs'ta yok vallahi değilim. Hadi hadi bir meşhurluk var. Ünlüsü. Pervin bu arada sen adını unuttuk canım. Ne düşünün bu konuda? Tabii ki çok güzel bir bakımdır kadın tamam. için de yemek konusunda ne yapacak? Şimdi ben hem reklam işinde belli markaların reklam yüzü olduğum için bir de kendim çok rahat ederim. İlk zaman çok zorlandım. İlk bu tırnakları bu şekilde kullanmaya başladım da ama şu anda bunlarsız mesaj bile yazamam. Bak yemin ediyorum. Allah benim arkadaşım da var modacı. Evet. Nasıl dikiş dikiyor evet. tırnaklarla. Kaşık kadar tırnağla yemek yapılmaz. Kesecek ya onu nasıl? Nasıl yemek yiyecek? Bak ama burada bir sanat eseri çöpü zaten. Evet. Ya çok tasarımın, güzel duruyor o ayrı. Lütfen lütfen. O çok güzel. En iyi salonlarda yaptırdım ve gerçekten yarışmaya özel yaptırdım. Bakın daha sade severim ama... Yaptırmayalım ben... daha iyiydi. Olmasaydı daha iyiydi. Hayır ya onlar olmaz olması lazım dedi Pervin bence. Olabilir. Buyurun bir dakika. Bu arşa alaya daha da uzayanları var mı bunların? Ne kadar tabii uzuyor ki. Bir tırnak? Tabii ki. Bu larçtır. Ben görüyorum o yabancılarda, artistlerde falan. Ki. Doğru böreğe kadar onlar var. Hiç kullanmışsınız ama onlar benim o kadar değil. Onlar oturur herhalde. Onlar mesela kepçe, çatal, vinç görevi falan. Tamam mı şimdi başlıyor muyuz? Tabii buyurun. Hadi artık başlayalım sonra böyle bunu buraya mı alalım? Tabağın üstüne mi alalım? Nasıl rahat ederseniz. Biraz uzak kaldı diye şöyle alayım ben... o zaman. Bir peçetecik canım. Bak, bak. Ben şimdi seve seve tabii ki seve seve aşkla ama... Yani çatalımızın altında da olsaydı güzel olurdu. Yani. Ya da şöyle mi yapalım? Ama o yediğin tatlı kaşığıdır ha. O başka neyle alayım? Çatalla mı alayım? Ben çatalla yiyemem. Ya anahtar olacak. Kaşık mı lazım diyorsun? Hayır hayır ben yiyemem. Tamam. Yiyemezsen. Umarım yedek kaşığın vardır şimdi. Var var var. Trilyonluk masa hazırladın. Yedek bir tane kaşığın yok. Oo. Evet. Ne oldu? Çok iyi. Unutma. Bir dakika. Ben de güzel öyleyim. Hayalini miyim? Ama sanki caca biraz nanecik koyar dedin. Biraz duzu. Az, nanesi yok. Cacığın. Bir zeytinyağı gezdirseydin daha bir güzel hoş olurdu. Biz Cacığın Kıbrıslılar duzu yok. Yaparak onu. Biraz onları ben duzu. Söylesem benim adımı hemen fener çıkaracaklardım. Sarımsağı az yani cacık dediğim benim için bol sarımsağı olur. Bunun tahını fazla geldi. Bunun sarımsağı azdır. Bana az geldi yani şahsen. Bence de. Çok tahın, azıcık. Bunun da tahını fazla ve yani basbayağı tadından belli ki konserveden çıktı. Ben humusu beğendim. Bence senin ağız tadında bir şey var. Olabilir. Acaba? Bilmem yani. Ben restoranlarda işledim. Dedem head chef idi. Oo. Onun için onu boşlamazdım ve asla bana böyle bir humus. Deden olsaydı burada saygı duyardım da sen... Yani yaşa bakmaz bence ama. Yaşına alakası yok yani. Ne tecrüben var humusundan mesela? Ben çok humus yaparım. Evde de yani aileme kebap yaptığımızda ekseri humusu ben yaparım. Özelliğinden sağa verirler yani humus işini. Evet. E tamam. Süzme yoğurt kullandın Sinan. Evet. Beklediği için herhalde birazcık şey yaptı. Sulandı. Ona kesinlikle saygımız sonsuz. Tuzlu sarımsağı. Çok sıcak. Bence içine birazcık nane koyabilirdin. Tamam. Birazcık üzerine zeytinyağı gezdirebilirdin. Humusun da kötü değil. Ama menüne göre bence humusunu kendin yapsaydın. Nohutunu kendin... haşlasaydın benden daha da iyi bir puan alabilirdin ama gene de güzel eline sağlık eksikleri var diyorsun. Bana göre eksikleri var. Eksikler var. Tam bir beğeni alamadık başlangıç için Ayşe'den, Çaman Raziye'den. Reci. Ben vallahi pek beğenmedim ne yalan söyleyeyim. Sen duydum restoranda da bence çalıştın. Senin bu yapılanlarla hiç alakan yoktur ha. Acaba? Kesin. Gelip bana acaba geldiğinde tatacaksın. Görecek ne yapacaksın? Görecek o zaman.
Belki o zaman beğenin ve öğrenin. Humus yapacaksın sen de. Yok, ben humus yapmayacağım. Hani çok iyiydin. Yani ben de yemeğimin yanına ben... humus yapmayı düşündüm açıkçası ama biraz daha uğraştırıcı bir şeylerim var. Yetiştiremeyeceğim diye, hazır kullanmayayım diye tamamen iptal ettim, koymadım. Hmm. Yani sen ne humusu ne cacığı tam olarak beğenmedin. Hiçbirini. Yani tadını, kıvamını. Tamam, neyini beğenmedin ya? Tuzlu sarımsağı yok dedin. Aynen, tuzlu sarımsağı yok. Bunun tahını fazla geldi bana. Yani konserve olduğu basbayağı belli. Tahın çok az var bunun içinde yalnız. Daha fazla geldi tadı. Tahın değil, bence sen konserveyi bekletmek için galiba. Saklama koşullarına evet. Uygun olsun diye şey koyarlar. Bak, ya. Bence onun tadı seni rahatsız etti. O olabilir, bu olabilir. Ne olduğunu bilmediğin yani bir şey. Beğenmedim yani açık tamam, söyleyeyim. Tamam beğenmediysen yani okay, tadını yok. Beğenmedim. Yani o kadar humus değil. Yedim. Yani humustan sen aldın mı zaten? Aldım iki kaşık aldım yani. Sanki daha az yemişsin. Yok ya ellemedi bile. Reci ona bakalım, göre bir daha değerlendir. Bir daha belki karıştırayım da sağlam belki boyazın, bir şey olur. Öğrelim. Yağcığı da. Ha, yağcığı karıştırayım. Da. Belki yağcını karıştırmadım da bir şey tadı gelmedi. Ha. Ya da korkma. Korkarım. Yani çok çok da fena bir humus değil ama daha fazla beklerim. Biraz yedikçe daha yersen çok beğeneceğiz. İşin olacak. İşin olacak. Ne kadar bravo fazla Sinan. Yersen. Restoran işlettiğin belli oluyor. Evet. Satış önemli. Ayşe? Cacık da biraz kuru nanecik olsa iyi olurdu. Ama ayranı da koyarlar değil. Burada. Mesela marketlerde naneli ayran satılır. Evet. Evet. Nane de güzel gider, gider. Aslında. Yakışır. Çok güzel. Evet, yakışır. Doğrudur. Humusu beğendim. Güzel olmuş. Evet. Pervin'cim canım. Gerçekten bak beni yanlış anlama, hani geldim birazcık seni bastırdım gibi yok oldu ya. Ama benim ağız tadım biraz daha yoğun tatlara uygundur. Yani Kıbrıslıyım ben, yemeğim sulu bir şey yiyeceksem salçası bol olacak, soğanı bol olacak içinde. Hmm. Mesela sarımsağı daha bol severim. Evet. Dediğin gibi şeyde katılırım sana, tahını azdır ve kıvam olarak bir tık daha yoğun. Yani limon bu, da isterdi evet, sanki bir bu humus. Bir tık daha yoğun. Ben kamyon biraz daha limon koy dedim sana mutfakta. Sanki ha gene mi yetmedi? Gene yetmedi. Humusuna ben de kimyon koyar mı? Neye? Kimyon. Toz kimyon. Gider. Tabii. Humusa. Korkun koyar mı? Evet. Sanki koymuş. Evet. Peki eline var sağlık diyelim. Var evet. Var. Olur. Eline sağlık diyelim. Tamamdır. Şimdi ne geliyor? Şimdi arasacaklar. Helimli pide ve Kıbrıs pastırması. Çok severim. Pideyi herhalde kendin yaptın. Ya şeydir tabii. Sen de şimdi şey yapma. Ama olabilir. Şey, pideyi de yani bu kadar basit menüye beklemedim. Yoksa helim yapmadın. Canım benim pastırma da hazır. Pidenin arasına koydum. Domates de çok güzel gider. Kalsın humusun tamam, da. Tamam tamam. Yemekle beraber. Yemekle beraber evet, severim. O zaman benimki de kalacak. Aynen. Tabii. Sen de alabilin, beğenmedim alabilin onu. Evet yani meze olduğu için yemekle de devam edilebilir. Devam edeceksiniz. Tamamdır alabilin. Tamam. Merci. Daha mantıklı olurdu hellimi de arasında onları hep beraber sunsaydı. Bir ben... de şimdi ayrı bir sunum olabilir tamamdır. Fakat bir kaşık istedim ben, aradım. Çünkü almak. İkisi de sulu, evet. Çatalla zor. Şimdi ben bu tabağı da bulaştırmak istemedim. Onu evet. Da getirmiş gibi bilemedim yani. Tabii ki önemli yarışma ve de 50 bin TL yani. Arkadaşlar. Evet. Türkiye'de yer yerinden oynadı. Kıbrıs'ta da duyuyorum. Aman 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 50 bin diye çok başvuru aldık. Kısmet buradaki arkadaşlarımızın, yarışmacılarımızın. Ama gene yaparız Kıbrıs'ta her zaman. Biz bu arada Türkiye'de dolaşacağız bu sene nasipse inşallah. İşte pandemiden dolayı geçen sezon gidemedik. Allah sağlık nasip ederse. İnşallah. İstiyoruz ki Türkiye'mizin bütün illerine gidelim. Yöresel yemeklerle seyircilerimizi buluşturalım, tanıştıralım. Ve de 50 bin TL bu sezonki büyük ödülümüz ve bir büyük sürprizimiz daha var. Evet, çok çok büyük bir sürpriz. Bambaşka bir şey yani. Yeni proje. Ufak yeni bir... Proje. Yo, yemekteyiz yo, ama... Alalım. Ama... Belki de... Spin-off series. Şimdi seyirciler derler ki hep yazarlardı bana senelerdir. Ay keşke hafta sonları da olsanız diye. Hmm. Hafta içi 5 gün yetmez. Keşke cumartesi, pazar da siz görüyorsunuz. Ama o senin kendi ışığındır Zuhal Hanım. Canımsın. Yani o senin kendi ışığındır. Tabii canımsın. Ki insanlar teşekkür seni görmek ister. Kesinlikle. Ben ona yorarım. Çok teşekkür ederim ama bakalım bir böyle ufak bir tüyo vermiş olayım. Çok büyük sürprizlerle yemekteyiz. Bu sezona damgasını vuracak. Böyle Kıbrıs'tan da güzel bir açılış yaptık. Bu Reci'yi vallahi bizi deli ediyor. Pervin'den korkardık. Bu daha şey çıktı. Dedesi mi şeftir? Sanki de kendidir şef.
2, 4, 5. Nereye bir pastırma, pastırma. Bu da pastırma olur. Canım, Billingdon Garpaz'a gittim yüzme. Oh ne güzel. Böyle bir deniz yok. Altın Kumsal'a gittiniz. Bu sefer oraya gidemedim, çok uzak orası. Bu bir Bayağı. Buçuk saatlik yere gittim. Dip Garpaz'a gitmiştim ama. Yolda eşekler kesiyor yolunuzu. Evet. Veriyorsunuz bir havuççuk, bir salatalık ama çok güzel. Vallahi hep onu söylüyorum. Gelebilen gelsin. Evet. İmkanı olan evet. Kıbrıs'a gelsin. Peki biz de size şeyi soralım. Yani Kıbrıs'ta yarışma düzenlemek, organizasyon yapmak da ayrı bir keyif herhalde sizin tabii, için. Tabii, çünkü tabii, biz, tabii. Bizim doğamızda var yani biz bu neşeli insanlarız. Çok. Evet. Çok keyifli insan. Gerçekten de tanıdığım nadir böyle hiç sinirlenmeyen, yüzünü asık görmediğim insanlardır Kıbrıslılar. Yani hani bugün ne kadar öyleydi herhalde. Çünkü bugün artık ben ufak ufak şu taraftan sağdan sağdan. İşte bizim İstanbul'da da yaptığımız yaz sonu İstanbul'da İstanbul'a giderken bavulumuza koyduğumuz Kıbrıs pastırması, hellimcik ve pideler götürürüm hep İstanbul'a ben de. Arkadaşlarıma da götürürüm, hediye aileme de. Bunu gece böyle tost makinesinin arasında her zaman yenmez tabii. Tabii tabii. Evet, dikkat ediyoruz hormonumuza ama çok da güzel gider. Aynen. Burada mesela da kahvaltıda. Mesela Kıbrıs'ta makarnanın üstüne hellim rendeleni. Evet. Peynir ya da başka hellim. Bir şey değil. Hellim. Hellim. Her şeye hellim. Gurun orada rendelerik bazen. İçecekleri getireyim mi? Şeyin zaten Türkiye'de de. Başka bir şey gelecek mi Sinan Bey? Ne gibi? Yok böyle kenara koydunuz. Koyup bekleyecekse yani yok, almayın. Yok yiyebilirsiniz. Tamam eline sağlık. Sabahtan bir şeyler oldu sanki. Doğru değil mi? Benim yandım. Doğrudur. Birazcık bekleyince sertleşir. Onu artık... Evet. Ama yanıklı. Ayrancık da var o. Manili. Bak şimdi gözümüze girdin. Buna da dayanamam. Bunu da yedikçe yiyesi gelir insanın. Ama birazcık basit oldu bence. Ara sıcak için. Bayağı basit oldu bence. Yani yeterli kültürümüz dedi. Budur. Kebaplarda şeylerde. Doğrudur. Basit de olduysa kusura bakmayacaklar artık. Misafir umduğunu değil bulduğunu. Bulduğunu yiyecek artık. Yapacak bir şey yok yani. Kültürümüzde başka sert çenetler de var yani. Kardeş sen İngiltere'den geldin tam anlaman bu işi diye düşünüyorum yani. Acaba? Kesin. Ama bir Kıbrıslı her yerde kebabın yanına yok ya, ben... gidecek olanı bence bilir. Benim canım bunu bastırmasın nerede? Bu arkadaşın o hellim nedir? Ha bu sırf hellim. Evet. Ha ben zannettim ki hellim pastırma domates karışık yaptı. Mahana ararlar zaten gömsünler bizi. Ha bu sırf hellim. Kıbrıs kültürüne göre de biraz daha kalın kesen hellimi ekseri diyebiliyorum. Yani yanlış kağıt kalınlığında biraz oldu benimki. Gabiracıktır. Efendim? Gabira. Çıtır çıtır. Çıtır, çıtır. Gabira çıtır. Değil gabirgastır. Gabirgas. Gabirgas ne? Hani? Yanmışın da yanmışın. Tam neresi? Aa, öyle yanmasın. Bak ben yandı mı? Doğranı mı yemedi? Tost makinesinin arasında mı yaptın? Yok mangalda yapılır. Ha mangalda yaptın tabii. Bunu ben de yanık severim. Benim şansıma normal geldi. Ha, keşke benim güzel gelseydi. Ben de böyle severim. Ben vallahi çok yanık sevmiyorum açıkçası. Yani iki daha muhalefetin dışında. Nasıl muhalefet nasıl yani? Beyefendi? İnce kestin arasına. Yani milyarlık masalar şeyler. Ben mesela o şey dadının, benim ağzımın dadı oturmadı yine. Var mı bir tane daha? Doyumluk değil ama bu. Ya doyumluk değil. Ben bunlardan bir miyim Allah aşkına? Bu 10 kilo, bu 20 kilo. Ben 150'yim bir tane daha ver. Evet, 20 kilo. Ben 20 kilo değilim vallahi. Senin yedireceğimize yedirelim daha iyi vallahi zaten. Vallahi dişimin kokuna gidiyor, yemin ediyorum. Ha yetmez diyorsun. Ara sıcak ya hani. Bir tane daha götürsün. Götürür müsünüz lütfen? Yok dur. Sayılıdır hepsi. Tabii ki. O kadar diyorsun. Bir paket almıştı pide zaten. Ha. Yani onun fazlasını tam şeftalileri vermek şimdi. Zorunda değil zaten. Yani gelirse yiyecek. Peki. Hadi ara sıcaklarla ilgili konuşun bakalım, duyayım. Nasıl buldun pideyi Raziye? Yani pideyi zaten Sinan yapmadı. Bana gelen kısımda pişmesinde hiçbir sorun yok. Tamam. Ama yani nasıl puan vereceğim bu konuda birazcık düşünürüm. Çünkü pastırma hazır. Hellim hazır, pide ne yapayım, hazır. Pastırma mı dolduraydım içeride? Başka ne yapayım? Bir şey seçseydin keşke pideyi kendi yapsaydı diyor. Lezzetini alalım anladın? Yani onu demek isterim. Hani bunun ben bunu yediğimde senin el lezzetini var. Anlayamadım mesela. Ha, tek sıkıntı bu. Eline sağlık, pişirdin, önümüze getirdin. Sağ ol. Afiyet olsun. Yani bunu 6 yaşında yeğenim var. Eve geldiğinde yalnız kıstırır, aşk almasın diye de yer yani.
Yani senin el lezzetinden ben hiçbir şey anlamadım. Restoranda o kadar işledin. Daha fazla bir şey beklerdim senden el yapımı yani açıkçası. Restoranda bir şey yaptın da işlemezdim. Ben sahibiydim restoranın. Ha tamam. Orada da bunu pastırmayı mesela kendin yapman restoranda kasabın vardır. Mesela bu pastırmanın iyi olması seçtiğim kasaptandır. Hı-hı. Ağzımın tadından. Evet. Yani doğurup da zaten pastırma doldurma şansım yoktur. Yani benim fikrimce tek söylediğim şey, yani ben burada senin tam el lezzetini alamadım. Pişirmesi güzeldi ama nasıl değerlendireceğimi düşünürüm. Şeftaliye saklarım. Şeftaliye saklıyor. Tamam. Ayşe. Orada senin elinin. Peki sen beğendin mi yani sonuç olarak? Buradan puan gelir mi Sinan'a? Yani pastırmayı beğendim. Açıkçası. İyi pastırma seçmiştim. İyi pastırma seçtin gerçekten. Ama seçtin yani ben bir şey görmüyorum ki senin el yapı. İşçilik yani yok diyorsun. İşçilik yok bence yani bunda. Teknik yok diyorsun. Teknik yok aynen. Hmm. Hellimi yani kibrit kutusu kadar yani yandı. Sen sosyal medya videoları çeken. Aynen çekiyorum. Bence sen buraya takipçi kazanmak veya şov yapmak için geldin. Çünkü yani bu humus, cacık, her şeye bir şey buldum. Değişik lezzetleri de yaparım. Yani sadece Kıbrıs'a özel de yemekler yapmam. Yani ona göre. Yani açığım ben her tadı açığım. Ben de açığım. Ama bu şu an Kıbrıs'ta çekilen bir program olduğu için biz de kendimizden bir şeyler yapacağız. Ben kendim öyle yapacağım. Yani çok özür dilerim. Ben onun çok takipçi ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Yani kendini gördüğüm için internetten söylüyorum. Tanışmam ilk defa burada. Çok da şaşırdım zaten gördüğümü. Ama gerçekten yani senin bu ara sıcağı hazırlama süreni gösteriyorum. Pideyi ortadan ikiye kes. Bu hellim, bu da şey arasına koy. Bitti bu. Ama dedin ki çok mangal. Zor yetiştirdim, bilmem ne yaptım, öyle neyi yaptım, böyle yaptım. Hayatınızda siz yani şeftali sardınız mı ya? Tabii ki sardım. Nasıl Kıbrıslı Türk'üm ben daha. Tamam kaç dakikada saran abi şeftali? Köftenin içini hazırlan işte. Bannaya saran bitti. Dolmacık gibi. Şimdi şeftalini gerçekten yapılması gerektiği gibi yaptıysan, bannanı suda beklettiysen, sirkeli tabii, suda yıkamıysan, zaman lezzeti yani. Güzel ise, yoğurma kıvamı güzel ise tabii ki yersek beğendiğimiz zaman. Tabii ki ona beğendiğimizi söyleyeceğiz de bu basite gerçekten. Tekrardan çok özür dileyerek ufak bir dipnot. Yani ben arkadaşımın evine yemeğe gelmiş olsam tabii ki bayıla bayıla yerim ama ben yarışmaya geldiysem yok. Tamam 25-26 tane şeftaliyi kaç dakikada sarıp harcını da hazırlayacaksın. Saracaksın bannasını da, pişireceksin de bir taraftan pilavını da yapacaksın. Bunların hepsini mesela kaç dakika yapacağım? Çok basit. Yemin ederim, pilavı kodun köşede pişecek zaten. Banna'dan bahsederim mesela. Banna'yı. Banna'nın yıkaması Pervin önemli yani. Kuzu gömlek mutfakta da söylemiştik Banna'da. Hayır sarması da başka bir alemdir zaten. Ama beni yanlış anladınız. Bir dakika beni yanlış anladınız. Gömleği tabii ki. Bir dakika yanlış anladınız diyor. Doğrusunu anlat bize. Çünkü bak yani ben çok hızlı hazırlanan ve basit bir ara sıcaktır demek istedim. Bu elim için konuşuyor şu an. Yani evet. Tamam onu tamam. Şimdi humusu da hazır konserveden yaptın ya. Başka türlü yetiştiremezdim. Başka türlü yetiştiremezdim. En azından çıkartabileceğine inandığı bir şey. Pervin tadını beğendin mi? Pişmesini, hellimleri mesela gerektiği çok iyi. Pastırma çok güzel. Pastırma çok güzel. Baharatı. Ben mutfaktaydım. Bunu iyi yerden alacaksınız söyledim. Dedim. Gerisini herhalde. Pastırma tamamdı. Biz kaçtıktan sonra gerisini kendimiz. Mangalcık daha yanar. Mangalcık daha sönmedi mangalcık. Ayşecik. Evet ben pastırmayı çok beğendim. Pastırmalı pideyi. Çok güzel pişti. Hellim evet biraz daha kalın olabilirdi evet. Ama pişme olarak oraya güzel. Katılıyorum. Evet. Yani hellim bir de iki parça koysaydım bari benimkinin yarısına kadar hellim yoktu. Açtım pideyi ki göreyim hani sucuk da aradım karıştırmışım o benim hatam. Yani birini sucuklu şey pastırmalı birini hellimli yapmış ama hellimi daha fazla bir ağza gelseydi yani pidede tadını alsaydık ama pastırmayı gerçekten çok güzel eline evet, sağlık. Böyle vereyim mi tabağa şeftali olur, geliyor. Olur. Yanında pilav şehriyeli pilavdı galiba. Hı hı. Şeftali kebabı geliyor ve ne salata neydi? Sumaklı soğan. Sumaklı soğan. Domatesli bir salata gitsin var herhalde. Rahat konuşayım çünkü gözümün içine bakar. Yani istediğim gibi şarlayamayın. Nasıl oldu? 10 saniye pideyi ortadan ikiye böl. Evet. Pastırmayı kes. Helleme evet. Domatesli. Ara sıcak menüsü. Mangal zaten gürül gürül yanar ya. Ben onu demek istedim. Ben eleştirirken şey... Bu çocuk buraya takipçi kazanmaya geldi. Net. Reji buraya takipçi kazanmaya geldi. Başka bir açıklaması yoktur bunun. Çünkü olamaz. Bir şeyi beğenmeyebilin normal. Ama hem onu hem bunu beğenmemek imkansız. Seni duyarım ha. Aa dedikodumu yapar kiminle konuşur içeride?
Vallahi bilmiyorum artık. Ama akrabaları ben de iki çocuklu falan anneyim. Ben de iki senin çocuklu kulakları... anneyim. Anne olunca öyle değil mi? Bizim antenler açık. Her şeyi duyar. Her şeyi duyar. Uydu takılmış gibidir duymasak bize. Duymasak hissederiz zaten. Kardeşim, bazen... Ben tabağımı vermem. Ben bu tabakta yiyeceğim. Niye? Batırdım çıkardım. O benim tabağımdır. Benim ayrı bağım var tabağımla. Connect bir bağ. Evet. Evet. Uzun tabakla. Evet. Hanım arkadaşımız hazırlamış olsaydı diyecektim ki... Ya, vazgeç. Kadın gitti, yaktı mangalı, yelledi. Yani... Güç ister, ben farklı bir tabii şey ki, şimdi ben biliyorum ki 13 yaşından biz çocuklarımız, erkek çocuklarımızı koyarak mangala yani. E dedi ya 6 yaşındaki yeğeni salla de yapıyor. Salla annem yani, yelli annem de tamamdır. Yani budur. Açıkçası... O yüzden biraz tabii ki aşırı şimdi, eleştirdim. Bir yerde evet. Sinan'a katılıyorum. Kıbrıs lezzetleri geleneksel, tabii. Bilinen, merak edilen şeyler. Evet ama hani hellimdi, Kıbrıs pastırmasıydı. Tattırdığı için teşekkür ederiz. Evet. Hiç bilmeyenler, ilk defa duyanlar da var. Gene bir şey var, emek ama... Humus herhalde nohutu kendi açlasaydı bu kadar eleştiri almayacaktı. Yani aslında kesinlikle. Süre içinde yemek yaptığımız için kameralar önünde. Tabii ki o süreyi hepimiz hissedecek. Yaşayacağımızı da bilmeyik günümüzde ama yani ben mesela daha çok şeyler yapmak isterdim size ama yetiştireceğime güvenemediğim Kıbrıs'ta bir katmer. Ben onu yapacaktım ama süreden dolayı yapmadım. Seçecek miydin katmer? Mesela sini katmeri. Sini katmeri. Süper. İnanılmaz. Kendin el aşması yaptığın zaman. Of, var, o zaman menümü tamamen böyle içimde sindireyim. Çünkü menüm evet. Galiba sinigat menüsü. Anneler yok hayır yetiştirmem keşke. Keşke olsa yetiştirmem ama sinigat menü çok kıymetli değil mi? Evet. Annelerimizin tarifleri inan ben. Başka kayma, hiç. Yağlı mis gibi. Tabii. Evet, çok güzel. Tabii. Pastırmanın lezzeti gerçekten çok güzel idi. Ama hellim çok az kesti, çok ince kesti. Yani kibrit kutusu kadarı da onun içinde yani kayboldu. Eğer hiç emek ve zaman harcayıcı bir yemeği olmasaydı menüsünde pideyi beklerdim ki kendi atsın. Ama zaten Şef Dali kebabının zaman aldığı için yapımı, o yüzden pide beni pek rahatsız etmedi. Zahmet olduğunu düşünmüyorum. Çünkü pastırma da hazır alınıyor, hellim de hazır alınıyor. Ama yanına daha farklı bir şey de belki yapabilirdi. Beğendim diyor ama bilmem nasıl puan vereceğim. Söyleyeyim memnine, geçecek kameranın karşısına. Yazacak puanını, verecek. Bu kadar basit. Sinan Bey, Sinan Bey. Yes. Danışmaya lütfen. Yani bugün gelirseniz, bugün sana. Dur ya, şimdi girdim ben mutfağa. Ha. Ne diyor? Şimdi girdim daha mutfağa. Şimdiymiş girdi daha. Pervin tabağı vermez, hazırlık yapar. Onu vermez, onu değişmez. Günü geldiğinde konuşacak hepsiyle. Bugün ilk gündür, benim günümdür. Sonra okların yönü değişecek. Tamamdır ya, yani öyle saygısızlık derecesinde eleştiri gelmediği sürece sıkıntı yoktur. Pervinciğim, tabağını vermedin canım. Şimdi senin yemek servisin acaba nasıl gelecek? Şef Dali'nin nerede gelecek? Şimdi takımsa buna başka nasıl takım da gelirse... Vallahi geçirsin canım. Yani ne bileyim. O kadarını da düşünmüştür maşa bence. Maşa servisi yapsın. Evet olabilir ne var? Ha gelsin burada versin. Yapsın tabii ne bileyim. Niye bakın kirli değil ki benim. Açacak yeni bakın getiremez adam. Herkesi yakacak oteli. Ay sanki mutfaktasınız ne oluyor anlamadım bir Sinan sempatisidir. Aa öyle bana mi? Karışmasınlar hayır ben nasıl istersem örüyorum yaparım. Ama şimdi ara yemeğinde bulaşacak humus var orada şimdi falan. Yemek gelmez. Ben zaten şimdi köftemin yanına şeftalimin yanına hayır alacağım. Hayır yoktur bulaşsa da olur. Aynen öyle. Öyle şey daha çok. Ben de mesela bir yere gittiğimizde Zuhal Hanım temiz tabakım kalsın falan kalsın. Yapıyor. Ben yani çok şey yapmıyorum ama şimdi yarışma olunca o da belki bir özenli. Ona göre sunum yapacaktı sana. Sunum yapacaktı. Bir bildiğim var benim de vermişim. Vallahi yok. Yok ya ben... Sen mutfağa gittin bir şey yakaladın. Hayır. Vallahi ondan vermedi o tabağı. Değil vallahi değil. Ben tabağını götüreceğim Pervin'in. Yerse yer, yemezse de keyfi bilir. Yeni, herkese yeni tabak çıkardım zaten. Çocuğun günahını almayalım şimdi. Ya tabii hijyen önemli. Şimdi yaz ayı, kapı bacı açık. Tabii. Ha o güzel. Yemeklerin tabii. Üstünü biz İstanbul'da da çekim yaptığımızda hep önce uyardığımız konu bir. Uzun tırnaklı hanımlar eldiven taksınlar. İki, evet. Efendim canım. Yemeklerin üstünü örtünüz lütfen diye. Kapak olur, bir streç film olur, tabii. Bir havlu olur, temiz bir bez olur. Bir işte tencere kapağı, tabak, mabak onlar önemli. Uçuşuyor, kaçışıyor, tozlu, insan sirkülasyon. Yani eldivencik biraz. Takacaksın. Eldivencik. Ama kaç tane eldiven? Bir ondan isteyecek. Yırtılacaklar. Yırtar onlar canım. Yırtılacaklar. Düşüneceğim hakkınızda işte o günkü psikolojime bağlı öyle çok da söz vermeyin. Aaa!
Aa, bana acı bari. Aa, bana acı bari. Evet. Siz nasıl isterseniz öyle. Yok. Normalde evimde yalan yok. Eldiven falan kullanmam. Hiçbirimiz kullanmayız. Evet. Evet. Hayır, benim şimdi tırnaklarım gerçekten uzun. Raziye diyor ki benim uzun da yarışma için kestim diyor. Şimdi rahat et, evet, yani kısalttım. Böyle de şık olduğunu düşünürüm. Evet. Temiz, tertip. Evet. Şık. Ha, yani sadece yapacağım yemekleri de benim işimi zorlaştıracak. Ha, eğer uzun kalsaydım, eldivenimi taksaydım kimsenin de karışmaya hakkı olmadığını evet. düşünürüm ben de. Şimdi benim uzun süredir böyledir. Evet. Yani uzun süre böyle olur. Gerçekten bakın mesaj bile yazamam. Kaçarım yani. Çok zor alıştırıyorum. Ben uzun tırnaklı herkese soruyorum. İnsanın bir takım uzuvları kaşınır, eder, kulağının içi olsun, ne bileyim gözünün içi. Alışık ya, yani şuraya kullan bir ay bir şey. Senin gözün o daha rahat. Ne? Daha çok kolay. Acı korkman. Hayır. Ansızdan elimdeydi. Hem gitti göz şimdi. Ne yaparsak bu tırnakları tabii ki. Ama ben gerçekten çok ben uzun zamandır. Ben alıştım diyorsun. Antrenmanda da çünkü. Evet. Bunlara evet. alışınca çok kolay kesinlikle. Iş evet. 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 Pervin Hanım'ın tırnakları ilginç. Yani zevkli bir kadın belli. Ama biliyordu ki bu yarışmaya katılacağını. Ve yani bence ondan öne yani onları yaptırmayabilirdi ya da daha kısa yaptırabilirdi. Yani doğru görmedim yarışmaya böyle tırnağına katılsın açıkçası. Tırnaklarıma zaten özel hayatımda da çok takılırlar. Çok da dinlemem açıkçası. Yani benim tırnaklarım beni yansıtır. Bana özeldir. Ha, yemeğimin içinde aksi bir şey bulurlar. Aksi bir yorum tabii ki açığım. Tabii ki yapabilirler. Ama dediğim gibi yani tırnaklarımsız ben hiçbir şey yapamam. Reci hiçbir şeyi beğenmedi. Hiçbir şeyde anladığını düşünmem o çocuğun. Buraya sırf hava ve takipçi kasmaya geldi, o kadar. Peki sen kantin işletmecine devam mı? Evet. Okulda. Yani. Ama peki şimdi... de gençliğimi buna borçluyum. Hep diyorsun. Cımılcımıl gençlerin tabii gençlik, çocukların arasında. Enerjisi, kesinlikle. Çocukların enerjisi bir çok. De gerçekten işimi severek yaparım. Ne güzel. Hep böyle gençliğin enerjili. Sinan merhaba unutmuştuk seni. Doğru ya bir yarışmacımız vardı. Hoş geldin canım. Buyurun şeftalecikler geldi. Sunum nasıl Raziye? Yemeden bir bak. Sunum da önemli biliyorsunuz. Tabaklama, porsiyonlama. Yani tabağımda rahatsız eden ben... Soğan seven biri değilim. Ben de. Migrenimden dolayı da baş ağrısı yapar. Aa, geçmiş. Tadına tabii ki bakacağım yarışmanın konsepti gereği. Hmm. Tabii ki bakacağım da keşke ayrı bir tabakta olsaydı salata. Hmm. Benim için daha güzel olurdu. Sunumu da daha güzel gözükürdü ayrı bir tabak. Evet. Pervin alayım mı tabağı yoksa direkt üstüne mi oturdayım onu? Yok yok al. Hayır şeyini görünce vazgeçtim. Hmm. Yani çok beğenemedim. Hmm. Hemen söyleyin. Belki ben bir kaşık pilav daha alacağım ya tabağıma. Kodu bana buncacık pilav. Yani bayağı acıyor. Az mı diyorsun? Ben az. Doymam yani. Pervin gene beğenmedi. Pervin'i yedireceğine giydir daha iyidir. Ay ne göreyim doymam ya. Allah Allah ben sizinden biriyim abla. Pervin çok neşeli bir karakter. Neşeli insanları da çok severim. Benim açımdan hiçbir sorun yok. Pervin Hanım, yani videolarını izledim bura katılmadan evvel. Yani dobra bir insandır, videolarında da öyledir. Yani burada da masada da yani bayağı dobra biriydi. Evet. Ne dersen biraz pişmesi az oldu. Şaka. Öyle gibi hissettim kesmesinden. Kesemedim bir şey diyemiyorum. Yani pilavı bir kalıpta dökmüş belli ama herhalde kalıbı derinliği olan bir kalıp değildi. Kalıp da değil, sanki böyle kuru yemiş şeyinde. Ama çok özür dilerim, ne bileyim pilav hani yenmez mi? Belli ki bir şeyi var, bir şekil var ama şey değil, şekil pilav hani böyle bombeli, dakika, daha bir dolu. Ben bir ton bir şey koyayım. Lütfen yeme söyle, ben yalancıyım. Ne? Ben yalan konuşurum, tamam. O söylesin. Tamam, peki sen yorum yapma o zaman. Pilav pişmedi. Kütür kütür. Ne? Pişmedi. Oo. Ben yalancıysam lütfen. Kütür kütür mü? Az pişti. Eyvah. Dur bakayım ver. Ya çatalı, da hemen sabah tadım. 9'da kurtardı. Anladın mı? Bıraktı gene açı. Yok kapalıydı. Az pişti. Belli. Ben yani cingar çıkaracaktım ama. İyi pişmiş. Eti severim. Bildiğiniz pembe kıymacıklar evet. görünür. Kes bakayım herkes bir baksın. Raziye diyor ki az pişmiş. Belki ben az pişmiş sevmediğim için böyle yorumladım ama. Benimki gelirse ben de bakacağım ama. Raziye
tatlı tatlı yapar şeyini, eleştirisini. Ama zaten o sessizlerden korkacağım. Esas film onlardır. Yani benimkinin içi pembe falan değil ama şimdi diğerine de bakacağım. Benim gösterdiğim size evet. Yani. Allah yalnız Allah. Şey, pilavın üstünün kuru olması bence... Dışarıda sen master olduğun için şefleri de sana en son getirdim. Pilavı fırında açık ısıttın. Yok. Böyle sanki lastikleşti gibi yerken. Kutur kutur. Pilav mı? Hı. Hmm. Bilerek yorum yapmadım. Yok, yok sonra ben fena olurum. Aslında çiğ değil de bir üstü bir şekilde şey yapmış. Sanki cips yerim. Özel yaptım zaman öyle kıtır kıtır. Galiba. İngiltere'de öyle olur pilav. Yok İngiltere'de böyle olmaz. Ha fish and chips olabilir ama fish and chips'te pilav vermiyoruz yani. Bir de bakalım şeftaliye. Ama baharatları falan bence yerinde şeyin, şeftalinin. Bunu da beğenmedim. Niye salataya ayrı bir tabağa koymadın Sinan? Yani şeflerinin yanında beraber gider bu ikisi diye. Aynı tabakta kullanmayı tercih ettim. Mesela Razi diyor ki ben normalde yemem soğan diyor. Ama yani yarışma için tadacağım ama keşke... Hiçbir ana yemeğimin yanında istemem salata. Ana yemeğin yanına koymasaydı dedi. Ben de çiğ soğandan pek hoşlanmıyorum. Çiğ mi? Ölmemiş mi? Yok. Yani ben ekseri soğanı böyle yemeklerin içinde pişmiş severim. Yani benim tercihim daha fazla. Ha salata da seviyorsun. Anladım. Salata da böyle salata çiğ... Sevmesin. Aynen sevmiyorum yani. Birazcık daha ince kesilseydi bunlar. Hmm. Tuzla olsaydı soğan. İşte ben de onu kastettim aslında. Yani ölmemiş mi derken bilmem. Tuzla oldu mu diye. Tuzlu. Hayır, aha. Duzda böyle ovdun evet. Mu elinden? Hı-hı. Birazcık herhalde daha kalın kestiğin için öyle oldu. Senin gene de hassasiyetin şimdi evet. Soğan. Yemiyor olduğunu bilememesi yok, normal. Mecburum onun için yedim evet, tabii evet. Ki yorumlamak için yedim. Şimdi ince de kesildiği zaman da biraz bekler sulanabilir soğan. Yani ben ince keserim, ovarım, sumağını da bol evet. Koyarım. Evet. Ve özellikle bunu keşke kırmızı soğandan yapsaydın. Evet diye ben de kırmızı soğan bekledim. Soğan ve gene çok azıcık maydanoz. Ben de kırmızı soğan bekledim. Maydanoz. Biraz evet maydanoz da konulur. Evet. Sumağı cevap daha bol. Hatta limon bile sıkan var tabii, tabii. Yani ben limon da sıkarım. Sıkılır. Limon, duz, sumağı biraz bol daha fazla sumak olabilirdi. Ve ovarım böyle. O biraz kırmızı olur, biraz maydanoz evet. Olur. Hatta limon da evet dediğim yani gibi kırmızı soğan. Hem göze daha çok hitap eder hem de damağa. Şimdi bu daha acı olduğu için kırmızı daha salatalık. Bu daha çok yemeklik soğan gibi. Yani bundan da beyazdan da olur ama tabii genelde ki. Kırmızı. O arzuya göre benim artık. Gördüğüm. Peki ilk yiyenlerdensin. Hem pilavı hem şeftaliyi hem de... Salatayı bize yorumla lütfen. Öncelikle emek var. Kesinlikle eline sağlık. Pilavın biraz sert. Sen de tadına baktıysan tabağında görmüşsündür. Ben soğanı dediğin gibi sadece biraz böyle daha güzel olsaydı, kırmızı soğan koysaydın, bir de ayrı tabağa koysaydın benim için çok çok daha güzel olurdu. Şeftalilerin de böyle içi bana gelen kısım gösterdim daha. Gerçekten evet, içi öyle. Şeydi yani pembeydi. Olamadı belki benim şansıma şey. Yok gösterdim yani kameralara belki da gösterdim. Belki şansına denk gelmiştir. Evet bir tane daha hemen açıp bakabilirim. Baksana öyle aç. Bu ciddi bir yani, durum yani problem. Yani asla pişmiş bir şey pişmedi demem ben. O zaten... Göstersene pişmemiş olan. Aldığım, evet, hayır bunu tekrar kestim bakacağım. Pişti hayır, pişmedi. Ha, aynı şeyine anladın. Tamam, aynı şeftali anladım. Değil çünkü. Diğer o kestiğinizi ne yaptınız? Yedin mi öbürü pembe burada dediğin? Burada durur. O ucunu aldım. Bir göstersene o pişmemiş olanı pembe. Ben çok göremedim. Benim uzağım da biraz kötü. Bak gördün. Ya bu büyük problem eğer pişmediyse. Görmedim. Yani başkası da bakabilir isterse. Yani kesinlikle bakma bu uydurma değil. Kıyma pişmemiş mi? Bir göstereyim. Az bir şey kırmızı görebilirim evet. Burada. Evet. Vereyim yani büyülteç istesen ha büyülteçine bak. Yok yani görebilin kırmızı. Yani ya benimkiler tamamdır yani. Benimkiler demiyorum. Tamam. Senin pişmiştir. Ben bir tek onu beğendim zaten. Evet güzel oldu bence. Afiyet olsun. Ha beğendin Sezar'ın mi? Hakkı Sezar'a. Evet. Dur bakayım Ayşe ne diyecek? Beğendin mi? Yani lezzeti, pişmesi. Yani pişmesi de benimkilerin yani bendekilerin tamamdır. Tamam diyorsun. Lezzeti, baharatı. Baharatı, maydanozu. Belki benimki daha kenara kısılmış olabilir. Bir tane denk geldi diyorsun. Hani sen de gördün. Ben çok pembe görmedim yalnız ama yok. Hani bakın. Var mı pembe mi? Ben buradan göremiyorum, gerçekten göremiyorum. Sinan bir daha kalktı. Burası. Bende mi bir şey var, sizde mi bir şey? Pişmiş bir şeftali de değil ama bu. Aa, yok bu şeftali biraz daha pişerse yanar, kömür tamam, olur. Tamam doğrudur, yanar. Dışının da biraz soluk gayet alması güzel, lazım. Gayet de güzel delinmiş diller. Hani ben de İçleri şeftali yapan bir insanım, bilirim yani gerçekten. Tamam da o şeftaliyi gösterdiğiniz yer kırmızı diye dışıdır.
Normalde şeftalinin öyle bir şey olsa içi pişmez, tamam, göbeği. Tamam da dışında zaten banna var, o kızarmıştır. İçindeki köftesinin kenarıdır bence. Köfte kapkaradır ya, o nasıl? Ayşe sen beğendin şeftaliyi. Şeftali güzel. Pilav, salata? Pilav aslında pişmedi değil. En üstünde bir kuruluk oldu. Herhalde ısıtmadan dolayı kaynaklandı o. Yoksa altı değil, en üstünde var öyle bir kıtırlık. Soğan yoksa salatası pilav güzel. Sadece biraz daha fazla sumak olabilir ama o tabii ki tercihe göre değişir. Ayşe hepinize göre daha makul, daha anlayışlı, daha çok beğendi sanki, değil mi? Yüksek puan gelecek gibi sanki. Yani bana öyle geliyor. Değil mi? Diğerlerine göre sanki gibi. Yani Pervin bir şaşkın, bir değişik. Çok şaşkınım. Evet, çünkü senin gözlerin bir hayal kırıklığı. Kimsenin gücüne gitmesin ama tam bir hayal kırıklığı. Vallahi hele daha önceden restoran işi yaptığını, işlettiğini duyunca ben dedim ki ben hayatımın en iyi, eyvah, en efsane yemeğini yiyeceğim. Aha, ama çok beğendim şeftaliyi. Şeftalin, evet, şeftalin öyle. Restoranda ama işletmekle yemeği yapmak çok farklı şeyler. Meraklıysan devam et. Gireceksin, kontrol edeceksin. Yani göz bak, alışkanlığın olur, şefin elinden nasıl yaptığını pilav, böyle güzel öğrenmeyi. Ne bileyim, pilav, pilavın üstü. Ama yani altında yoktur çiğ. Bunu restoranda getirse ben pilavı geri getireceğim yani. Pirinç pilavı zaten ısıtılabilecek bir pilav değil. Evet, yani yıkılmaması lazım. Onu bırakın tencerende. Şimdi şeyini yaparken, sunumunu yaparken koyan kapçığının içi ısladığın kabını önce pilavını koyan ters çevirin. Yani belki mikrodalgada bir çevirilir. Tane tane. Bak tane tane. Yani pişmesinde bir sıkıntı yok. Ama ısıtma. Telga defiyer gibi hissettim kendimi, yemin ederim kıtır kıtır oldu. En yani herkes her şey söyle, ben de kıvırdım. Çok beklemeden kaynaklandı. Ha, yani en üstünde var. Evet. Farklı bir strateji. Çünkü kusura bakma yani yemek yarışmasıdır. Şey, doğrudur. Biraz şey isterdim. Onarılması. Ben ne dedim? Salata onarılması. Limonu bol, işte şeyi, zeytinyağı, ne bileyim ya, bizim kültürümüzde bu salata değil yani. Şimdi bir sumaklı salata yazar menüde. Maydanoz çok nerede? Evet. Niye oraya soruyorsun, buraya soruyorsun, maydanoz nerede diye Raziye'ye sorayım. Hayır, ben onlardan şey alırım çünkü bana gelir ki böyle bir şey oldu, aman bir şey söylemeyelim de ayıp olmasın. Yok, ben gayet açık net söylerim yani, beğendim mi beğendim, beğenmedim mi beğenmedim. Yani soğanını biraz daha küçük doğrasaydın. Bence daha, çünkü bak mesela bunda yani bayağı büyük gördün soğanlar bazı yerlerde. Ama tadı içinde sarması her şeyi yani evet, çok güzel. Baharatı çok beğendim. Tadı duzu yerinde. Tadı duzu her şey yerinde. Baharatı niye ayarlamışsın? Pilavın evet, kıtır kıtır yani olmadı. O da beklediğinden dolayı oldu. Evet, hiç olabilir. Hiç kokusu yok içinde. Yok. Evet. Evet. O da en bir başarıdır yani. Güzel bir şeydir o. Herkes tutturamaz. Ben de her şeftaliyi beğenmem çünkü her yerde. Evet, ağırdır aslında. Bakmayın. Evet. Biz kuzu gömlek diyoruz sizin banla dediğinizde. Bu ağır bir yemektir yani. Evet. Yağlıdır. Koku olabilir. Evet. Efendim, baharatlamasını iyi dengeleyemezsen. Yoğurmasını bazen güzel yani. Çok kötüsünü de yedim maalesef. Çok güzelini de yedim yani. Bazen kıymak şey olur. Ha, kıymak çok güzel olmaz. Evet. Ne kadar da pişirirsen dana pişir. Dana ve kuzu mu karıştırdın? Yok, sadece danadır benim. Sadece dana değil mi? Tamam. İçinde o eti ne kadar pişirirsen pişir, o kırmızılık hiç gitmez. Evet. Yanar, kömür olur, evet, içi hep kırmızı kalır. Evet. O genelde de etten kaynaklıdır ha. Yağsız kıymada. Bu az yağlıdır. Az yağlıdır. Bravo be Pervin. Ah ne güzel. Yani. Evet. Ne güzel, ne güzel. Anladığımı anlamanıza sevindim. Peki, başka bir şey söylemek isteyen var mı ana yemekle ilgili? Yok, şimdi kırbaç zamanı. Evet. Kırbaç yiyeceğiz şimdi. Hazırlanın şimdi. Hadi bakalım. Hadi kırbaçları yiyelim. Eline sağlık diyeyim. Afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. Ezildin, elendin. Doğrudu. Bişti ya, bişti. Şeftaliler bişti, tamamdır. Pervin Yıldız. Pervin demek ki birkaç bir şey yanlış söyledi. O da damak tadına göredir herhalde Pervin'in. Raziye'nin şeftalinin pişmediğini söyledi. Öyle bir şey yok. Baktım hiç kırmızılık, pembelik bir şey göremedim yani. Hiç öyle bir şey yok. Yani puan vermemek için bir şeyler uyduracaklar tabii ki de. Ama onun dışında yani mükemmel. Çok özür dilerim. Yani ben yani yok, bunu direkt yorum yapmadım. Direkt yorum yapmadım, dedim ki söyleyin. Yani bakın şeftalide de sanki ben olmuş da olmamış gibi yaptım gibi. Ama söylediğin mantıklı yani, kenarda kaldıysa. Sana denk gelmiştir canım. Evet, olabilir. Evet. Belki yani, şimdi yani burada birkaç önce yarışmacı daha mesela aynı şeyi söylese. Eyvallah, genel olarak bir sorun var. Ama bir tek sen ki denk gelmiştir. İşte onu zaten evet, belirttim. Mutlaka bir tanesi az veya çok pişiyor.
Ama yani dediğin gibi soğanlar çok büyük içinde. İri, o kadar büyük olmamalıydı. Ve pişmedi yani. Kırk şeyi gelirdi. Sumaklı soğan hiç olmamış zaten. Olmaz böyle. Sumaklı soğanı tamamen yani söğüş yapmışsın sen. Hmm. Doğramışsın, getirmişsin sumaklı soğan. Biraz aceleye gelmiş. Eliminan. Biraz aceleye gelmiş. Ovulması, maydanozu, sumağı, ekşisi şeyi yok. Bunu daha özenli, biçim olarak da daha ince kesme sulanır diyorsun, olmaz bu kadar büyük şey. Yani beklerse sulanabilir. Olmaz. Olmaz onu. Soğan iyice ovulduğunda zaten fazla suyu çıkar, onu süzen artık sulanmaz. Tabii. Artık sulanmaz ki. Sıktın elinde, oldun suda tuzla. Yine olmaz. Bitti. Suyu fazla suyu gitti, ovuldu. Olur. Ne oldu, yemedin humusu cacı? Beğenmedi. Ben bozacağım. Benim adım Pervin Sağ, ben bozacağım bu işi. Yok canım, bir şey bozmak değil yani. İşe birazcık espri kattık ama doğrulardan yanayız. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi kırbaçımızı da bir yiyelim, bir güzelce. Bir kendimize gelelim kırbaç yiyip. O da yani kolay bir tatlıdı. Size göre hepsi kolaydır ya. Yani kolay, herkes diyor ki kolay. Nasıl bence yani kolaydır. Söyle diyor, sana söylüyorum. Ama senin de bir şeyin var ha şimdi. Bir gıcıklığın var. Gıcıklığın çocuğu. Yok. Londra'dan geldim diye. Tamam, söyle nasıl yapılır bir başmadan kolaydır. Yani süt, nor, karıştıracaksın kendini. Ha, oldu şeydir. Karıştıracaksın bebek maması. Bebek maması. Aynen. Kaç dakikada yapıyorsunuz kırbacı? Ne kadar sürede yapıyorsunuz? Maksimum 10. En fazla 15 dakikada her şeyiyle bitiyor. Evet, acemiysen malzemeni o saat yanına ayırma. Acemiysen 10-15 dakika diyorsun. Evet, evet. Çünkü nor... 10-15 dakika uzun bir zaman, 5 dakikada olur ya. Nor ve nor sütle birlikte, mikserde evet, şekerle geçiyor. Birlikte evet, iyice. Edilir. Şeker eridiği zaman ve kıvamı göze tamamdır diye geldiğinde... Tamam. Tabağı ne kadar çekeceksin? Çektin robot tamını, blenderladın. Bal, badem. Muz bitti. Ne 15 dakika ne yaptın? Yani, pişen hayır, bir şey yok, donan dedim. Bir şey i̇şte, yok. Yani demek tecrübeyim o, ne bileyim ben. Yani 5 dakika bir hamur yok. 5 dakika daha doğru yani. 5 dakika. Ben menüyü okuduğumda dedim ki çok risksiz bir menü. Evet. Çok. Her şeyi herkesin beğenebileceği şekilde Şeftali ama... Şeftali kebabı hariç ama o biraz riskli. Tabii ki risklidir. Tabii. Yani. Yani. Bir tek zaten şeftaliyi böyle içime siner böyle dedim. Evet. Onun dışında çok özür dilerim. Çok büyük hayal kırıklığı benim için. Oo. Benim için. Katılıyorum. Katılıyorum. Oo. Eyvah. Yabancı yemek yapanı elimde olsa bir puan bile vermem. Bir puanı bile vermem. Sevmem çünkü öyle şeyi. Burası Kıbrıs'tır. Kıbrıs'a geldiyse var. Kıbrıs yemeği yiyecekler. Kıbrıs yemekleri yapılacak. Bizim kendi kültürümüzden bir şeyler koyacaklar. Yarın kim yarışacak? Yarın ben de seni. Ha, Raziye'deyiz. Kliman var inşallah. Var. Neyin var? Klima. Ha, klima da kıyman var diye. Kıymalı bir şey mi istedi canım? Gerçekten bu memlekette ya. Klimada olmayan evde... Var ama bozulmuş galiba. Ev Allah korusun var. Tamam da yani bunları koyacağını bileyim ya. Yaptır klimanı mübarek adı. Bugün mü bozuldu galiba? Burası'da. Bugün mü bozuldu? Şansa bak bugün ama sen de bu iyi niyetin var. Ayşe genelde yediği her şeyi beğendi. Aynen öyle. Evet. Yok bana yani biraz ayıp olmasın diye konuşur gibi geldi. İlk gün kibarlığı mı diyorsun? Genel mi acaba? Bence de ilk gün kibarlığı. Kesinlikle. Yani Ayşe Hanım ılımlı biri gibi gözükür. Herhalde güzel puan alacak ondan. Ama bilin ya, bazen böyleleri de şeydir. Bazıları sadece böyle söyler puan vermeye de gelince 3, 4. Kendi gününden sonra canım ağlayacak. Canım benim pilav yemedin, şey yapma. Hayır, öldüm pilav, ama... pilav yerken ben dedim gidiyor kız artık. Ama söylemedim mi söyledim üstü dedim. Kıtırlı olmuş dedim herhalde ısıtmada. Ama şimdi ısıtmada veya başka bir şey sorunun böyle gelmemesi lazım. Hayır, evet. Pilav yapamazsan yapma. Gelme yani buraya. Aynen yani. Yani 50.000 TL var bunun sonunda yani. Yani biraz daha riskli yemekler yani beklerdim. Meblağ çok yüksek olunca aslında bir tık. Aslında bu şeftalinin yanına çok güzel badades de koyabilirdim. Evet. Kavurma. Sebze de koyan var. Ama patates, Kıbrıs patatesi. Süper olurdu. Dünyada yediğin en güzel patates. Bu lezzet hiçbir ülkenin badadesinde yok yani. Yok. Gerçekten. Hani patates kızartması Almanya'da, Hollanda'da işte fish and chips aynen. İngiltere'de ama buradaki patates bambaşka. Ve maalesef Zuhal Hanım o kadar şey ki hep hazır donmuş badadesi. Evet, niye öyle yapıyorlar? Ben çok üzülürüm. Ben de. Gerçekten halbuki çok üzülürüm. Bizim badadeslerimiz çok güzeldi. Muhteşem. Ben, evet. Ya benim böyle iki bavul patates taşıyan arkadaşlarım var ya. Hazır donmuş patates kullanan yerler var, olmaz ki. Yani bir gün bir restoran açarsam asla hazır. Sen açacaksın galiba. Öyle bir şey var.
Çok İnşallah. Severim yemek İnşallah. Yapmaya, İnşallah. Yemek yemek ayrı bir aşk. Çok severim. Evet, 50 bin alırsan ne yapacağın anlaşıldı. 50 bin alırsam Pervin, inan bana kendimi daha da geliştirmek için Bravo. Eğitim alacağım. Çünkü Bravo. Gerçekten mutfağı Maşallah. Severim. Maşallah. Bu arada Sinan kazanırsa Uzak Doğu'ya gidecekmiş. Ama vallahi gitsin güle güle. Bak şimdi çıksın gitsin. Adama bak ya. Sen ne alemsin ya. Çıktın gitsin. Ama ev sahibi olarak da böyle şey değil. Bize de karşı kibarlığını korudu Aslında yani. Aslında arkadaşları. Kibar da. Bu adamı yiyordu. Bir İşte bir bardaktı galiba zaten. Londralıyım diye beni Kıbrıs'ı galiba görmez. Senin damak tadında bir şey var dedi. Aynen öylemiş galiba. Ama göre. Aslında arkadaşlar dediler ki bir asabidir, sinirlidir, eleştiriye gelemez falan dedi. Kimin ama kimin için? Arkadaşları Sinan için. Aldı çitiler çitiler sererim vallahi. Şimdi bir bardak söyle. Akşamdan çamaşır suyuna yatırır. Sabah ağartılmış olarak bembeyaz şekilde. Patates köfteniz de çok güzel. Süper, patates köftesini de severim. Annem evet. çok güzel çok yapar. Evet. Çok yani severim. Menülerde yoksa bilmem. Sürpriz yapabilirim bana. Ağzınızdan bu çıktıysa. Ay canım. Ben de çok severim. İkram mı? Aşkla. Yok uğraştırmayayım aşkla. Sizi. Aşkla. Uğraştırmayayım aşkla sizi. Yaparım. Rezi Londralı diye ona kafayı falan takmışlığım yoktur. Sadece bilmeden konuştuğunu anladım sadece. Ve şu anda arkamdan konuşur. Yani benim onu duyduğumdan haberi yoktur zannedersem. Sinan gitti galiba. Sen şimdi çıksın gitsin dedin alındı gitti. Tamam kaynım tatlımızı getireyim de yiyelim. Getirsen bari de yiyelim yani. Misafir değiliz zaten burada şeyimiz. İnşallah böyle İçecek bir şey. İşte geldi geldi geldi. İşte kırbaç. Hadi bakalım. Pekmez koyan var, bal koyan var. Sen pekmezi tercih etmişsin. Ceviz koyan var üstüne süslemek için. Nar koyan var. Genelde muzlu ve cevizli görüyoruz ve ballı. Sinan pekmez değil mi? Pekmez muz. Pekmez muz. Geleneksel Kıbrıs tatlarından bir tanesi. Ben gene çok konuşmayayım lan. Evet. Peki en son sen yorum yap. Pekmezli şekilde de yapılır. Asla yanlış bir şey değil. Çok bilmiş gibi konuşurum kusura bakmayın ama. Ama bildiğin tatlı yani tabii ki konuşacaksın. Ben bunun üzerinde en azından badem beklerdim. İsterdi. Veya ceviz. Birazcık bahar isterdi tarçın. Tarçın? Balla yapıldığında. Ben balla yaptığımda koyarım. Ha tarçını ben de istiyorum. Ben de alıyorum. Koymaya da bilir tabii ki kendi yorumunu katması ayrı bir şey. Ama bir badem yok. Hayır. Sizin katlayın. Evet ben kendim öyle ama ben genellikle ballı yaparım. Noru pekmezle de severim. Sevmez değilim ama şimdiye kadar gırbaç nerede yediysem ya da kendim yaptığımda da illa üzerine bir badem, bir ceviz. Tuzsuz, ister. Cevizli aradın mutfakta da unutmadım. Keşke kullansaydım. İnşallah evet. Biz de unutmayız bir şeyler. İnşallah. Oluyor tabii yarışma heyecanı. Tabii ki. Olur, olur. Herkesin bir takım eksikleri, yani, hataları olacak. Çok zor. Şeyde dövdüm. Evet, evet. Cevizi kırdım da. Bir sıkıntı Peki yok. Ayşe'cim? Yani ben genelde ballı cevizli severim gırbacı. Ama tabii ki pekmezli de yapılır. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama gene de cevizi beklerdim üstünde. Yani bu... Bayağı basit geldi bana açıkçası. Yani ilk defa yemiyorum. Yani ikinci defadır ki yiyorum bu tatlıyı. Pek sevmiyorum gene yani açıkçası. Yani biraz daha senin el katımını görsem yani biraz risk alsan. Ama batırayım ellerimi için. He? Yok ya bir değişik bir şey olsan yani ceviz, bal bir şeyler kendi şeylerini de katsan içine yani. Ben yeme ya, yaptığımda risk yani? Alıyorum. Anlamam. Bazı flavorlar görüm içine ki başkaları gomaz ama bazen oluyor, bazen olmuyor. Yani bence sen hiç risk almadın bu yarışmada bence. Risk almadım bu yarışmada. Şeftali yapmak zaten başlı başına bir risktir. Onun için bu kelimeyi kabul etmem söylediğim şeyi. Başka bir eleştirin varsa onu kabul ederim. Aha. Bir sıkıntı yok ama risk almadın cümlesi bana göre çok yanlıştır. Bence almadın yani açık beğenmemiş konuşayım. Olabilin. Sevmemiş olabilirsin ama risk almadın çok yanlış bir cümle. Aman insanlar yani bu yarışmada yani yufkalar açıyor, bir hayli şeyler yapıyor, yetiştiriyorlar. Yani bir tek şeftaliyeni sarmayına, pişirmeyine yani bir zorluk görmedim yani bu menüde. Yani bir risk görmedim. Yani sonuçta 50 bin TL kazanacak biraz daha risk. Bilmediğin şeyde zaten bir şey göremek. Ha o bilmediği için mi böyle Tabii yorum bilmediği için ha. işte. Aman sen de geldiysen haftan da çocuğu yok bilmez. Tamam da bir insan yani hiçbir şey beğenmez ya. Yani, ben daha önce arkadaşlarımı eleştirmek isterim. Çok böyle yapıcı bir şey konuşursunuz.
Yani ha, biraz yiyeceksin politik lan, ya. Hayır canım, hayır, alakası yok. Biraz böyle politik konuşmalar var gibi. Bak Pervin, ben yediğim hiçbir şeyi, beğenmediğim hiçbir şey oldu demedim. Ama kişiliğim itibari gırarak söylemeyi sevmem. Yok, gır demedim zaten. Anladım ama canım, çok böyle bir şey. Benim de tarzına cevizin eksik olduğunu. Ama har har, Pervin'in de çişeli ve renkli bir karakteri var. Ama yani şey, herkesin üslubu yani farklı. Ben, evet. Ne bileyim, arkadaşımın evine gelmiş olsam misafirliğe okey. Ama yarışmaya geldiysem... Evet, yarışma konsepti yani. Olduğu için yani biraz risk alman lazım. Evet, üstünde ekelenmiş hiçbir şey yok. Dediğim gibi biraz aceleye geldi şey. Kıvam, yani ne bileyim, bunu kıvamı yapmak bu, gerçekten budur. 11 dakika sürmez. Kıvamı budur ama. 10 dakika. Yani biraz olmuş daha sert de olabilir. Tamam. Mesela olmuş mu Pervin bu tarz? Hayır, ben birazcık daha, ya da benim damak daha zevkim sert olabilirdi. Evet, yani biraz beni daha yoğun. Bak. Bu krem losyona benzer bu. Losyonumsu. Bir tık bu yanda olması lazım. Böyle kulak gibi olması lazım. Nasıl anlattım? Evet. Yani nasıl anlatamadım biraz herhalde daha ama. Biraz daha sert. Ve yorumları çok yapıcı buluyorum. Bu şekilde tercih etmem dedim. Hayır, şimdi vallahi tercih başka bir şey. Ama bu versiyonuyla, bu cevizsiz, pekmezli ve bu kıvamda olmuş mu? Çok fazla beğenmedim. Ha. Çok fazla beğenmedim. Beni olmayalım. Aynen. Yani biraz daha dediği gibi böyle arada kalıyor ya yorumlar. Rölantide bırakıyorsun. Şimdi puan verirken ki misal birazdan vereceksiniz. Yok, ben yani puan verirken daralayacağım. Yani Finan bunu yaptın tatlı olarak. Tamam, kolaydı falan dedik. Evet, belki seni yetiştirmeyeceğini düşünerek bu şekilde yaptın. Ona da saygı duyarım. İstedin ki taahhüt ettiğin her şeyi yapabilesin. Saygı duyarım. Ama bir davet masasında gırbaç yaptıysan eğer, balı da, cevizi de koyacaksın. Ha, onun dışında ekstraları da, kuru incir de doğranır, kuru kayısı da doğranır. Cevizi koymak zorunda olabilirin. Zorundasın ama, da demem ama yani isterdi. Tamam, yani isteyebilir ama pekmezi kullandım balın yerine. Bir şeyi unutmuşluğu yoktur yani bunun. Yok. Ceviz haricinde. Olmadı demiyorum. Pekmez kullanılır bu şeyde. Yani ya pekmez ya bal kullanılır. Ben pekmez kullanmayı tercih ettim. Hani ben onun bunu için gördüm de bu gırbaç değil demem. Gırbaçtır. Hı. Ama bu gırbaç öyle de bir güzel yapılabilirdi ki. Daha da güzel olabilir. Mesela pekmezi şu anda dikkatimi çekti. Sulandırdın mı? Ne yaptın? Yok. Pekmez. Ne bileyim, daha yoğun bir şey değil mi abi? Yani ben mi yanlış bilirim ya? Ya daha sulanır, evet. Hazır tabii. Hayır canım, ne bileyim. Yok, şimdi yaptım pekmezi. Arkadaşlar değirmen var. Onu demek istemem. Bir vardır fabrikasyon, bir vardır Kıbrıs'ın harnıp. Harnıp. Yani anlatabildim mi? Yani bu o değil bence. Ceviz macunu da ne güzel sizin. Karpuz reçeli. Evet, peki. Yeni sezonun İlk haftasında ilk gün yarışmacımız Sinan'dı. Performansını sergiledi. Ellerine sağlık. Yani. Ellerine sağlık diyelim ve yeni sezonun ilk açık oylamasına geçelim. Buyursunlar. Bence çok da risk aldım. Çok da zorlandım yetiştirmede. En az 8 puanı hak ederim. En az. Evet, yeni sezonun ilk haftasında yavru vatanımız Kıbrıs'ta ilk gün Sinan yarıştı. Şimdi ona puan verme zamanı. Arkadaşlarım anlattı ama ben bir kez hem sizin için hem de seyircilerimiz için hatırlatma yapayım. Menüsünü çıkaramayan yarışmacıya 3'ün altında puan kullanabiliyorsunuz. Yani 2 veya 1 verme hakkınız var. Ama eğer menüsünü size açıkladığı şekilde, deklar ettiği şekilde her şeyle tam olarak getirdiyse, eksik yoksa, masası da tamsa, masanın eksikliği de çünkü eksik puanlamaya giriyor. O zaman durum değişiyor ama bugün için öyle bir şey çok şükür ki söz konusu değil. Arkadaşımız Sinan bütün yemeklerini, menüsünü ortaya çıkarttığı için 3'ten başlayacaksınız puan vermeye. 3 ile 10 arasında bir puan yazacaksınız. Şimdi puanlarınızı yazabilirsiniz. Beğendiniz beğenmediğiniz yemekleri tekrar bir düşünün. Lütfen ben söylemeden puanınızı göstermeyin. Kimse de yazarken birbirine bakmasın, rica ediyoruz. Buyursunlar, şimdi Sinan için puanlarınızı yazabilirsiniz. Ben de size menüyü hatırlatayım. Siz yazın lütfen. Başlangıç olarak humus ve cacıkla başladık. Ardından hellimli ve Kıbrıs pastırmalı pidelerimiz geldi ara sıcak olarak. Ardından şeftali kebabı, şehriyeli pirinç pilavı ve de sumaklı soğan yedik. Salata olarak, tatlı olarak da en son kırbaçla bugünü kapadık. Herkes de puanını kapadı. Tam bu esnada sizlere bir kez daha düşünmeniz için bir fırsat sunuyoruz. Birkaç saniye daha, değiştirmek isteyen varsa puanını değiştirebilir. Sonrasında değiştirmek yasak. Tereddütü olan, emin olmayan varsa şimdi değiştirebilir. Herkes emin mi? Tamam. Tamamsın. Tamamsın canım. Evet, peki herkes yazmış. Sinan, en düşük kaç almalısın sence? Yani minimum kaç vermeliler sana, bu menüye sana? 8 almam gerekir diye düşünüyorum minimum. Biraz çok beklemen Sinan. Yani biraz çok diye uçtu yani havalarda. Yani işte bak şey, yani yapıcı konuşuyoruz ama adama bak. 50 bin TL'nin gücüdür bu da işte. Yok. Aman. Asla para
benim kesinlikle ya. İnsanlara karşı bakış açımı ve dürüstlüğümü değiştiremem. İnşallah puanlarınıza yansır. Yemeği beğendiysem yani açık açık söyleyeceğim. Ona göre de puanlama yapacağım yani. Sonuçta bir yemek yarışmasındayız. 8'i yüksek Durulmaz. Oldu sana sevgili yarışmacılarımız. Aynen yani. Bakalım. Şimdi, belki 9 veren oldu. Belki de belli oldu. Ben Ayşe'den iyi puan bekliyorum şahsen değil mi Sinan? Yani evet, o sanki diğer yarışmacılara nazaran daha Ayşe yüksek. Ayşe bence de yüksek verecek. İlk olarak sezonun hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sana da bol şans dileyelim. İlk puanı Ayşe'den Sinan'a gelecek. Evet Ayşe'cim şimdi tam karşıya razı ediyorum. Aç ve yüksek sesle söyle lütfen verdiğin bize puan. 8. Al buyur hadi. Ayşe'den yarın ben, yani ben 10 isterim. 8 dedi yüksek buldunuz 8 gel. O kadar beğendin yani. Pilavı kuru dedin. Pilavın da üstü kuruydu. Ondan evet. Kırmadın. Onu unuttum. Yani bu da sana yaradı. Mesele ne güzel iki unutmuşum. Ben artık şeye bakmaya başladım yani herhalde Kıbrıslılar olarak ağız tadımız bu kadar farklı olabilir mi? Hadi ne güzel bol puanı yaşamış en sevdiğim. Hadi bak güzel güzel. Beğenirsem veririm. Süper beğendi verdi 8 çok iyi. Asla yani şoktayım bilmem. Beni şok ettin. Ben de yani gerçekten şoklarımdayım. 3, 5. Beklemezdim yani bunu. 6. Bakalım Raziye'den kaç geliyor? Hadi bakalım Raziye senin de puanını görelim. Sen de aç ve söyle lütfen bize. Puanım 5. Ama. Kendimce. Kapatabilirsin. Adaletimin bu olması gerekiyor. Sinan'a soralım. Bir tarafta 8 bir tarafta 5. Ne diyorsun Sinan enteresan. Tuhaf. Yani olması gereken şey değil bu. De... Kaç gelmeliydi Raziye'den? Yani en az 6 vermesi lazım. En az 6 diyorsun. Yaptığın yorumlara göre. Ben yediğimde beğenmediğim her şeyi söyledim. Peki 3'ten başlıyoruz ya neye verdin evet. Artı 2 puanı? Ben 1 puan şeftalisine verdi, yemeğe verdim. 1 puan da gerçekten güler yüzüne verdim. Şeftaliye 1 puan verilmez ama en az 2 verilmem lazım. Yani ben ana yemeği bir bütün olarak 2 puan olarak değerlendirdim. Pilav kendi ve sumağı kafamda. Herhalde vermedin. Pilavın ve sumağını da güzel yapsaydın eğer ben sana 6 verirdim. Her şeyi güzel yaptın nasıl altı alacaksın? Her şeyi güzel yapmadın ama. Hayır. Tamam, hayır. Hayır ana şu anda gelen dedi. Menüye göre, tatlına göre, ara sıcaklarına göre, başlangıcına göre. Peki şimdi gülen yüzlü olmasaydı 4 mü alacaktın? Hayır misafirperverlik de önemli. Tabii tabii önemli sonuçta de. Mesela kimisi de çok o kadar hani şey karşılamayabiliyor. O zaman kırıyor musun puan? 1 puan verdiğim gibi 1 puan da kırabilirim. Aa önemli. Ana yemeğimi verdin bu. Başlangıca puan yok. Ben sana açıklayayım. Ara sıcağı da puan yok. Humus acacağı puan yok. Yani. Onlara yok. Hellimi pide de yok. Çünkü gerçekten humus, humus gibi değildi senin. Yani olmadıysa da olmadı kardeş yani. Yani ben öyle düşünüyorum. Peki. Şimdi Pervin'den geliyor puan. Pervin, hazır mısın? Pervin bizi şaşırtacak şimdi. Bence de ters köşeye yatırabilir. Peki. Bekleyelim bakalım Pervin'den kaç puan geliyor Sinan'a. Evet Pervin, senin de puanını görelim lütfen. Ve de tabii duyalım. Evet. Puanım 5. Bir 5 de Pervin'den kapatabilirsin. Yani. Sen neye verdin puan? Yani ben zaten bir tek ağzımın tadıyla şeftaliyi yedim. Humusu et kokusu beğendim. Yoktu. Bak ben buraya geldim de gördüm ve tanıdım buradaki insanları. Yarışmaya geldiğimiz için daha yorumlarımı biraz daha normalden biraz daha... sert yapacağımı söyledim. Zaten olması gereken bence budur. Diğer arkadaşlara yani daha yapıcı. Misafirliğe gittiğimde daha kibar evet, olabilirim. Ama ki, burada daha gerçekçi olmalıyım. Realist davranmalıyım. Arkadaşlarımı da çok daha politik, daha yapıcı görürüm. Halbuki ben yanlışı söyleyip onun bir sonraki ne bileyim bir arkadaş toplantısı mı olur şey olur. Benim yapıcılığımı bir yerde görmemişim ama. Ben açık açık söyledim beğendiğim şeyleri. Evet. Zaten sanırım bunu Ayşe'ye özellikle söyledim. Yani ben de yediğim ve beğendiğim hiçbir şey olmadı demedim. Söyledim zaten ben de. Benim için hayal kırıklığı oldu. Çünkü ben özellikle senin restoran işletmecisi olduğunu duyunca dedim ki hayatımın en güzel yemeğini yiyeceğim burada. Pirinç pilavı, kardeş çok özür dilerim. Pirinç tamam pilavı ısıtılabilen, bir tane bu ısıtılabilen bir şey değil. Yani o tencerende kapalı kalacaktı. Kapalıydı sen... zaten. Üstün nasıl öyle kavururken çok kavurmuş. Gibi oldu. Tel şehriyeyi sen daha pişirirken, kavururken zaten çok kavurmuş. Bence o iyice değil. Çıtır çıtır bir de ısıttıysa da iyice kurudu. İyi. Hem orada hem oradan. Evet. Peki, son puan geliyor Recep'ten.
Evet Recep, son puanı da sen göster ve söyle lütfen. Açabilirsin. 5. Ah, bir beş daha. 3 tane 5. Güzel. Güzel mi? Buna da şükür yani bunlar... Daha mı düşük bekliyordun Recep'ten? Tabii yani Recep hiçbir şeyi beğenmedi. 3 vermesini beklerdim açıkçası. Aa, ben... Neye verdin? Şeftali kebabını beğendim içindekilerini. Sadece soğanları biraz daha küçük olsa. Onun için oradan verdim sana puanı. Bir daha pastırmayı çok beğendim. Ondan verdim sana puanı ve emeğine. Sağ ol. Peki. Evet, puanların böyle. Sinan, eline emeğine sağlık. Teşekkürler. Sana geçmiş olsun. Yarın Raziye'deyiz. Evet, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezonunda Kıbrıs'tan başlangıç yaptık. Ve de çok güzeldi bence. Her şeyle tabii ki farklı yemekler de göreceğiz. Onlardan bir tanesi de bence iddialı bir yarışmacı olarak görüyorum. Raziye'deyiz yarın. Hadi bakalım, sana da şimdiden Allah bol şans diyelim. Geçmiş olsun. Evet. Hepinize afiyet olsun diyelim. İyi akşamlar efendim. Yarın görüşmek üzere. Teşekkürler. Eline emeğine sağlık.